Dedim ki ya ben bir araba hayatımı anlatayım. Bunu çoğu insan bilmez. Hatta motorsporlarına inanılmaz bir emek harcadım. Sektörde çok koşturdum. Motorsporlarına veya araba tutkusuna nasıl başladım? Aslında çok basit anlatayım. Ben ergenlik çağında bir araba alabileceğimi bile düşünmüyordum yani. Hayatta hiçbir zaman arabalara o yüzden ilgi duymadım. Herhalde 96 senesinde, tabii tam 96 senesinde bizim Doğancılar'da Olympia Gym vardı. Orada Halit abinin 34 FK plakalı bir Fiat Abart'ı vardı. Araba orijinal Abart. Sonra da öğrendim de araba Fazlı Kutmangil'in arabasıydı yani. Böyle Doğancılar yokuşunda böyle bir fotoğraf gibi dururdu yani. Çok hoşumuza giderdi yani. Ama daha çocuk. Sonra 97 senesinde spor için Aydınoğlu'na geçti. Tayfun Hoca'nın orada. Allah kanı gönül rahmet eylesin. Biz tabii orada takılırız. Genç yaşlar 14, 15, 16 falan derken 200 sene orada takılırken orada bizim Apo abi vardı. Alparslan abi. Abi bir gün bir tane 97 model herhalde 900 ara almış. Yani farlar kare far. Abi bizim spor salonuna geldi bu böyle yeni Yunus polisi olmuş falan. Gözlükler mözlükler falan. Kollar zaten 49-50. Ben bunu bir gördüm. Ya dedim ki benim motor almam lazım. Çok güzel. Hemen gittim Apo abinin yanına. Zaten beni de çok severlerdi. Yaşım daha 16. Apo abi dedim bunu nasıl alabiliriz? Fiyatı şudur budur bilmem nedir falan. Abi dedim ben bunu kullanmayı öğrenebilir miyim? Ben varım dedi ya öğretirim sana. Kadıköy'de Mustafa Abiler vardı. Bisikletçi. Tam Fenerbahçe Salıpazarı'nın otoparkının karşısında. Onlardan bir tane Aprilia kiraladım. Aprilia RS 125. 16-17 yaş. Kullanıyoruz. NATO yolunun orada biniyoruz işte o zaman sürüş eğitimleri falan da orada veriliyor. Ben motor binmeye başladım. Biraz da hızlı zamanlarda yani. Ondan para, bundan borç falan derken 94 model GSXR 1100 aldım. Hep bende büyük bir şey binme hayranlığı vardır ya. Daha yaşım 17. Simsiyah motor. Ön camını turuncuya boyadık. Jantları turuncuya boyattık falan. Siyah turuncu alev topu falan. Yani GSXR 1100 de ilk motorun olmasa gerçekten ruh hastalığı bir şey. Sonra o motora binerken Çengelköy'de bir tane bisikletçi bir arkadaşla tanıştık. Adı Hakan Derin. Allah kanını gene rahmet eylesin. Çocukluk arkadaşım. 17 yaşlarımın sonu. Bana motor kullanma tekniklerini öğretiyor. Bak diyor debriyaja böyle teker yaparsın diyor. Bilmem ne diyor. Ulan diyor bu G80 bin üzerine teker yapımı diyor. Her şeyle teker yapabilen bir adam. Tekerle teker yapar, şey yapar. Tekerdeyken vites atar. Hakan'la her akşam gezmeye başladık biz. Daha 17 yaş sonları. Ehliyet yok. Bir şey yok. Sonra Beşiktaş MEF dershanesine yazılmış. İstanbul Ses'ine atıldım. İstanbul Ses'ine atılınca da lise sondayken komple bekara. Eve aile işte 50 tane yalan uydurduk her zamanki gibi işte. Bunları yaşayan insanlar bilir. Beşiktaş'ta bir ev tuttuk. 18 yaşına girdik. Hakan'la beraber bayağı takılmaya başladık. Bisikletçi Hakan. Allah gani gani rahmet eylesin. Sonra Hakan abisi Rüstem abi bir ev tutmuş. Evin çatı katı boş. Cengiz gelsin burada yaşasın dedi. Ben komple Beşiktaş'a geçtim. O sırada da gene bir yerden para düştü. Bir şeyler yaptık. Borç harç kovalıyoruz ediyoruz vesaire derken 99 model bir R6 aldım. Sene 2001. Sonra Hamza abi vardı. Gerçekten de felaket bir adam. Abi ondan sonra şu anda var kaç sene anlattım? 20 küsur sene anlattım. Biz Taksim'de takılmaya başladık. Taksim'de neler yapıyoruz biliyor musun? Tabii yaş 18. Bir kendimize göre de bir şeklimiz, huzurumuz var. O zaman Instagram yok, sosyal medya yok, internet yok, o yok, bu yok, hiçbir şey yok. Ama gönül gözümüz açık. Kadınlar, kızlar vesaire. Abi o zaman çapkınlıklar nasıl yapılıyor biliyor musun? Taksim'e bütün motorlar yan yana diziliyoruz. Kimler var? Bizim telefoncu Beşir var, motorcu. Servisçi Ergin var. Bunlar hep CBR'ci tayfa. Özcan abi var bizim. Buradan kendisine selam olsun. Kaç sene sonra tekrar denk geldik. Hakan var. Şimdi eskiden motorlara kredi vermiyorlardı. Sigorta, kasko hiçbir şey yapmıyorlardı. Yani sigorta yapıp da kasko yapmıyorlardı. Her semtte bir tane iki tane motor vardı. Şimdiki gibi her tarafta motor yoktu. Motorlar zaten şu 2006'dan sonra, şu Çin malılar geldikten sonra bir artıya geçti. Mesela birisi motor almaya gittiğinde biz hemen onun peşine gidiyorduk. Yani o hayırlı olsuna gidiyorduk. Tanısak da tanımasak da. Çünkü her semtte bir iki tane motor var. Herkes birbirini tanır. Ya bundan 20 sene önce olan motor kimin varsa herkes birbirini tanır. Bütün motorları böyle yan yana Taksim'de sıralıyorduk konsolsun oraya. Her akşam elimizde çekirdek. Ya bir şey de yapmıyorduk yani. Çekirdek istiyorduk. Boncuk Yaşar abi. Mahmut Koca. Allah kanı gene rahmet eylesin Mahmut abi. Abi biz hepimiz böyle motorları çekmişiz. Çekirdeğimizi çitiyoruz. Ondan sonra kızlar geliyor. Bizi gezdirir misin diyoruz. Dolanıyoruz orada. Bir şeyler yapıyoruz. Kendimize göre bir dünya yaşıyoruz yani. Bizim bütün hayatımız yani o 2001 senesi hep böyle geçti. Motorda tabii ki o zaman gençliğin verdiği bir akrobasi, hız, sürat iyi yaşamışız yani. İlk defa Beşiktaş'ta motorun zaten ön kaldırma sorun yok ama ya motorun debriyajını ayarlamak, yani gazla motor almak için işte 600'lük yetmiyor, 1000'lik makine lazım, 600'lük aldığın zaman debriyajı alıyorsun. Debriyajı aldığın zaman sürekli kaçırıyorsun, sert indiriyorsun motoru falan. Sürekli ben gidon kırıyorum. Ondan önce de Beşiktaş'ta tam bu Parketaş, şu Beşiktaş'ın şeyden geçen yolu vardır. Oradayken bir hızlı frene basarken tak stop yaptım. Baktım arkası bir 20 santim, 25 santim motorun kalktı. Abi benim bu bir hoşuma gitti. Abi ben kendimi tutamıyorum. Bütün gece o yolda o 20 santim, 40 santim yaptım. 40 santim, 60 santim yaptım. Derken motoru komple böyle dikmeye başladı. Motoru dikme de o zaman tamirhaneye gitmiştik. Abi tamirhanede duvarda bir fotoğraf var. Adam motoru böyle dikmiş. Şu şekilde böyle poz vermiş. Dedim bunu olabilir. Dediler ki bu Photoshop'tur ya, böyle olur. O zaman kimse bu tarz şeyler olabileceğini, yani yapanlar var ama hep duyuyoruz. Çünkü internet yok, video çekme yok, bir şey yok. Yani şimdi hemen bir şey çekiyorsun, görüntülüyorsun. O yapan yalandır diyor, bu yapan bilmem nedir diyor. Abi biz bu motor işinde, ben bunu yapmaya çalıştım. İyice dikmeye başladım. Benim bu çok hoşuma gidiyor ya. Bir şeyler oldu, gene bir mevzular oldu, bir uzama zorunda kaldık. Abi bir döndük, ben hemen motora bindim tabii. Motoru özlemişim ya şimdi, 3-4 aydan beri motora binmiyorsun, belki daha fazla. Motorun üstünde yaşayan birisi için bu çok önemli bir şey. Altunzade de annemlerde kalıyorum o zaman, Emniyet Mahallesi'nde. Çıktım motorla, gazlamazla falan, Apache gibi. Ondan sonra döndüm, tam kaputörünün önündeki ışıklar. Işıklar yeşil yanıyor, ben şey yanmasını bekliyorum. Çünkü o kaputörün tam önündeki ışıklar mı insan seri olur. Işıklar tam kırmızı yanacak ya. Tekrar bir gazlama moduna geçtim. Tam orada ışıklarda tak stopu yaptım. Ama 3-4 aydan beri motora binemiyorum ya. Motordan stopu yaptım. Baktım dengeyi koruyamıyorum. Hop üzerine atladım, motora sarıldım. Yanındaki arabalara düşmemesini diye uğraşıyorum. Tabii herkes şok. Tabii motor tutamadım. Güm birisinin üzerine indirdim ama. Adam da iyi bir adamdı, bir şey demedi. Baktı biz genç, kendi aramızı hallettik ya. Motordan hiç düşmediysem 50 kere düşmüşümdür. Hiçbir yerim kırılmadı ama. Çünkü güzel kıyafetler giyiyordum, şeyler. Çok da hızlı da düştüm. Ama motor hayatımda gerçekten çok farklı bir yere sahip. Sonra motorla yarışma şeye başladım. Motodrak yarışları. Maslak Sanayi'de beni alıştırdım. Maslak Sanayi içinde gazlıyoruz. O zaman da BBGV açılmış. Bu şeyler çıkıyor işte. Melihler falan filan. Abi biz bir şikayet ettiler. Tak! Biz adamlar orada, biri bizi gözetliyor var, biz onların önünde gazlıyoruz. Sonra dediler ki İkitelli, oradan bilmem, ya bu motodurak işi beni bir sardı. Ben dedim büyük makineye geçeceğim. R1 aldım. R1'in tipi güzel ama gitmiyor. Dedim bu da yanlış motor. İzmit Körfez'e gittik. Rahmetli Yaşar bizi Bahattin Sofoğlu'yla tanıştırmıştı yarışta. Çok düzgün adamlardı ya. Sinan Sofoğlu'yla da tanıştık herhalde rahmetli. Tam hatırlamıyorum. Anlattığım 20 sene önce mevzusu. Aydın Ateş vardı mesela. Tolga Uprak vardı. Abi ben Aydın Ateşlerin performans moto diye şeyde yerleri var. Maslak'ta. Daha sonra Üsküdar'dayız. Daha hani bir şey görmemişiz. Daha yeni böyle bir cadde görmüşüz. Motor almışız. Öyle bir Taksim'e falan gidiyoruz yani. Daha kabuğumuzu yeni kırıyoruz ya. Performans motora götürdüler. Aydın Ateş'in küçük kardeşi herhalde. Yanlış oluyor. Bu söylediklerimde yanlış olursa falan beni şey yapmayın yani. Hani belki kelime, yıl bile. Abi Aydın Ateş'in kardeşi var. Ramazan abi diyor. Adam 900'ler hastasıydı o zaman. Hatta abisi öyle dedi. G80 bin aldım. Onu sattı gitti. Bu 900'leri aldı. Abi adam lastik yakarak böyle motor böyle kaydırıyor. Bir aile tamirci ama işte Aydın abi yarışıyor. Ramazan abi servise bakıyor. En büyük abileri var. İsmini hatırlamıyorum. Onda da hiç unutmam. O zaman bir 911 turbo vardı. 89 model mi? 94 model mi? Bordo renk. Oğlum adam bir koyuverdi şeyde sanayide. Ya dedim hayat bu ya. Biz ne yapıyoruz dedim ya. Tabii oradan gazla çıktık hemen. Bizim hatunu aldık. Ya benim de bir hatun var o zaman işte. Mine diye. Annemin bana şeyi var. Sen dedi motora binebilirsin. Ama dedi kasksız binersen sana hakkını helal etmem. Abi şimdi benim annem benim harbi böyle komutanım gibi birisi, acayip beni böyle şey yapıyor. Tribe sokuyor yani, nasıl söyleyeyim. Tamam anne dedim ama kask pahalı. Şu anda kasklar kaç para bilmiyorum ama ben Mahmut Koca'dan ikinci el kask aldım o zaman 1500 euro para vermiştim, hiç unutmam. Ya da 1300 euro mu ne yani, o zaman da 1300 euro ya para yani. Ya da biz çok fakir miydik, param bulamıyorduk. Abi bu Mine dediğim kızcağızdı. O da dedi ki ben kask olmadan bilmem. Ben şimdi bir tane kask var. Kız zaten ateş ediyor 1.80 boyunda sarışın. O zaman böyle şeyler yok oğlum, şimdi bana gülmeyin yani o zaman. Ya bir kadın demek yani bir sanat eseri gibi bir şey yani buluşabilmek. Bizim orada bir bisiklet var Üsküdar'da. Ercan bisiklet herhalde. Gittim oraya. Abi dedim burada hep kasklar görüyorum. Onlar ne kaskı dedim. Ya dedi motor kaskı ama dedi işte kuryeler muryeler oluyor falan. O zaman kurye da yeni çıkmış. Ya bu zaman atıyorum 250'sine Savabet diye bir kask aldım. Ama görüntü yıkılıyor. Bordo falan. Abi Üsküdar'dan aldık kızı işte. Savabet'i ona taktım. Biraz böyle etli butlu böyle leğen gibi bir kask. Ben tabii kız arkama bindi ya. Zaten biliyorsun motor 150 beygirse kız da 250 beygir oluyor arkamda. Ben gereksiz. O zaman işte mantalitede şöyle çok iyi gazladın, çok iyi alfasın. Kız da sana çok iyi yani her şey süper olacak gibi hayat hikayeleri kuruyorsun. Abi Üsküdar'dan Kadıköy'den sarı dolmuşlar vardı. Tam çiçekçinin orada. Onu böyle sıyırırken kız, bir de motorda arkada oturan da hep böyle yandan bakma vardı. Abi bu gene yandan bakarken ben bir tane sarı dolmuşun yanından geçerken bir koydum. Kolum falan. Ulan dedim ne oldu ama hızlı olduğum için dengem bozulmadı derken ulan bir arkama bakayım dedi. Bir baktım kafası dönmüş kızın. Ben oradan başladım. Ulan zaten bin tane derdimiz var falan filan, ulan kız öldü boynu döndü falan derken Abi film gibi. Kenara durdum ama içim, benzin atmış şekilde yani. Abi baktım kızın elleri kolları hareket ediyor. Tamam dedim, ölmedi. Boynunu kırmamışız. Meğersem kask leğen gibi ya. Kask kızın kafasına dönmüş. Çengelköy'de bir toplumdaki 20 ortak. Yok üstten git Ümraniye'den, Libade'den. Yok aşağıdan Acıbadem'den git. Yok sahil yolundan git. Yani her akşam polislerle köşe kapmaca oynuyorum. Hani niye olduğunu da hatırlamıyorum yani. Hani niyeydi yani? Hani ne? Hani tabii ehliyeti çok geç aldım ben de. Ruhsatımız, bilmem neyimiz falan her şeyimiz vardı. Bu anlattıklarım 2001 seneleri. Gerçekten çok fantastik ve çok güzel bir hayat yaşadım. Ben yaşadığım hayatın güzelliğini Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Allah size daha iyilerini nasip etsin. Ben size ego savaşı yapıyorum. Ay ben böyleyim, ben şuyum, buyum değil. Ben sadece başımdan bazı bir şeyler geçti. Kendimi anlatma isteği hissettim. Yani bu adam kimdir, neler yaşamıştır, ne yapmıştır diye. Yani sonuçta insanız, ufak da olsa bir ego var, bir şey var. Ama Allah size daha iyilerini nasip etsin. Daha güzel hayatlar, daha güzel arabalar, motorlar, Allah size daha iyisini versin. Bak ben size ne diyorum? Ben ergenlik çağında bir araç sahibi olabileceğimi bile düşünmediğim için hiç hayatım boyunca araştırmadım. Arabalar hakkında hala bilgiliyim. Sevdiğim arabayı bilirim, o kadar. Alacağım şeyi araştırırım. Bir farından arabaya tanımına bak, arabanın markasını bilirim. Allah size daha iyilerini nasip. Ben hiçbir zaman çok iyi şoförüm, çok iyi pilotum, çok iyi bir şey demem. Yani 150'ye yakın totalde kupam var. Ama bunlar bana göre bir badire, bir şey falan değil. Benim çok güzel hikayeler, çok güzel dostluklarım oldu motosiklet. Allah size daha iyisini versin. Yani bunu defalarca söyleyeceğim sizi yorana kadar. Ben çünkü bu tarz şeyleri normalde anlatan eden birisi değilim. Ha, altyazı şunu diyeceksin. Ya böyle anlatıyorsun ya bize. Tribünlere oynama işte, Instagram'a koyuyorsun. Ben yaşadığım hayatın maksimum %10'unu koyuyorum internete. Benim arka dünyam çok farklı. Çok daha fazlası var. Ama insana var olduğumu göstermem lazım. Ve sosyal medyada benim için çok önemli. Çünkü zamanında karalama kampanyası yapıldı. Ben hep Instagram sayesinde kurtardım. Çünkü o benim kendi televizyon kanalım gibi oldu. Allah size daha iyileri nasip etsin. 2005 senesinde de dedim ya sürekli tekrar yapıyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Ona da argon kaynağı lazım. Argon kaynağı da herkes yapamıyordu. Dediler ki Göztepe Sanayi'de genç rotba hastalığı sahibi Rıza'yı buradan çok selam. Çok ağrınızı çekti adam sonra yıllar sonra yani. O gün tanıştık ama işte teker yapmaktan R6'ya düşüyoruz. Çat ağrızdı bir de güm diye düşüyoruz. Sürekli bir sorun. Hayatımın değiştiği günlerden bir tanesidir o gün. Sene 2001. Verdik motoru. Dedi ki ben bunu 2 saate yaparım dedi. Siz dolanın gelin. Ayıp söylüyorsunuz. Bir tost motoru yiyebileceğimiz bir yer var mı dedi. Şuraya dön dedi. Mehmet abi var orada. Tost süper yapar. Abi biz de sokağa yürüdük böyle. Bir döndük. Abi yemin ediyorum böyle. Sokak bir anda belki başka şehre gelmiş gibi oldum. Orada bir Amerikan arabası duruyor. Burada bir Amerikan arabası duruyor. Burada acayip gubidik herifler. Abidik gubidik yani böyle entelden. Ulan dedik burası nasıl sanayi yani gösterisi. Orada bir tane lacivert böyle 60'lı model bir araba duruyor. Biz tabii hiçbir şey bilmiyoruz. Araba hakkında hiçbir bilgimiz yok yani. Çay içiyor böyle. Hepsi böyle havalı herifler. Ama biz de dayanamadık tabii yani. Baktık direkt Türk hesabı. Gittik. Selamünaleyküm dedik ya. Bu araba Mustang mi dedik ya. Oradan böyle bir havalı bir çocuk böyle şey yaptı. Bizden de böyle bir 10 yaş falan büyük. Hayır bu Buick dedi. O Buick diyen bizim küpeli Murat. Küpeler müpeler saçlar böyle aynı benim şu anda şey yaptığım gibi. O zaman hızlıları. Arabada şarapçı Gökhan diyorlar. Bizim Gökhan acayip araba konusunda ikna yeteneği, iş ticareti konusunda çok iyidir. Bunlarla bir tanıştık. Her şey orada bak bu anlattıklarım hepsi 1 saat 2 saat içinde olacak. Adamlar oluyor. Ben bir, bu araba kaç beygir? 450 beygir. Bu araba kaç beygir? 300 beygir. Şu araba ne? Yarın dediler onun yarışı var. Onun sahibi kim dediler? O dediler o Boğaç. Boğaç kim dedi? Boğaç nerede dedi? O çırağını satın alma müdürü. Ha falan. Boğaç abi başka bir havalarda. O zaman Baby Nova yapmışlar. Onlarla yarışa giriyorlar falan. Sonra tabii Boğaç abi Baby Nova ile yarışa giriyor ama bir tane lacivert böyle bir Camaro'ya geldi böyle çatara falan. Oradan başkası geldi. Yeşil bir kamyonet geldi. Uzay gemisi gibi falan. Hayatımda görmediğim şeyler. Dediler bu Murat. Hangi Murat? Dedim sizden tanımıyorsun. O dedi burada Murat çok dedi küpe Murat. O dedi seksek Murat. Buranın sahibi de Tonton Murat dedi. Ya Tonton Murat dedikleri de yani böyle bir adam yani. Onun ortağı dedi Vücür Ahmet. Yani Vücür dediğime bakın Ahmet abi aslan gibi adamdır yani. Boy bu kadar ama yerde belki 2 tanesi var. Bir de herkese yapıştırır yani. Ama herkes bir lakaplarla bir filmler dönüyor. Biz tabii hayran bakıyoruz Amerikan arabaları. Ben ilk defa Amerikan arabalarını orada gördüm. Ve büyülendim yani. Dedim ne yapıyorsunuz? Dedi yarın yarış var falan derken oradan birisi geldi böyle. Kollar 42-43 santimli havalı böyle tarz bir adam. Merhaba dedi merhaba ben VIP'si bitti dedi. Şükrü Taşçıoğlu dedi. Yarın yarış var dedi. Ben de şimdi abi dedim ben gelebilir miyim yarışa? Ne yapmam lazım yarışa hani izlemek yapmak için? Ne demek dedi ya? Ne kadar hepsi böyle o zamanın gerçekten bir elit kesimi yani. Hiç kimsenin birbirine şey yok. Aralarında hep bir nizami yarış var. Hepsi kendine göre farklı bir dünyada. Biraz Amerikan kültüründeler hepsi. Dedi yarın sabah biz de yarışa gel. Tamam abi dedim, ben sabah kaçta diyorsunuz oradayım. Çünkü abi öyle bir şey görmemiştim. Biz orada tost yiyoruz. Ulan şu arabaya baktım. O sırada başka bir araba geliyor mesela. Ali Kuraner geliyor mesela. Şeker pembesi, ponçak, Firebird'ü var. Aynı böyle Amerikan. Miami'den düşmüş buraya. Yani Miami'den Göztepe Sanayi'ye düşmüş ya, anladın mı? Acayip böyle önünde şeyler falan. Ali Kur'an çarpsın. Herkesin de bir şeyi var yani. Birisi geliyor, bu Ali Kur'an çarpsın. Çok yemin edermiş herhalde, o yüzden diyorlar. Ama mesela sana yani el arabasını Ferrari diye satar. Yani o kadar da işine hakim, iyi bir galericiydi. O zaman satış müdürüydü Mercedes'ler. Tam hatırlamıyorum şimdi, bunlar yalan olmasın ama ekip böyle. Mesela Koray abi, Koray Hacer, o da o gün oradaydı. Ya bunu, bu adamların hepsini direksiyon tamiri yaptırırken gördüm. Ve hikaye nasıl bitti o gün biliyor musun? Abi biz oturuyoruz, oradan bu arada bir tane Bordo Şahin geldi falan böyle. Oha, bunları gördü, yanladım anladı. O sırada Boğaç abi Baby Nova'yı deneyecekler, bir sinirlenmişler, bir şey çalışmıyor falan. Şükür abi geldi, bütün bujileri değiştirin dedi, hiç işi riske atmaya gerek yok falan. Herkese inanılmaz bir hava, bir inanılmaz bir atmosfer var. Ya ben kendim böyle bir adam da böyle bir adamım ya. Yani. Onu istemiler, istemeyen Hacer işte. Onlar turuncu Camaro, onlar da Asperm Performans diye bir grup orada. İnanılmaz bir şey. Behiç var, Behiç demiyorlar işte. Acayip ya. Her çeşit adam var yani. Abi, Boğaç abinin herhalde arabaya deniyorlar. Şanzımanda bir sorun var herhalde anladığım kadarıyla. Arabayı bir gazlıyor, araba patlayınca bir kırıyor. Orada buzdolapçı garibim dolap koyuyor. Bütün toz moz hepsi yapışıyor. Buzdolapçı sövüyordu oradan derken. Bir tanesi bak hiç unutmam. Bordo Şahin geldi. Ben bunların oradan bir yanladı böyle. Şahin gitti. Sonra abi bir tane fırın ekmek arabası. Nasıl geliyor biliyor musun? Tam gaz geliyor. Sanayide böyle şimdi sanayide. Bu arada Mehmet abi de ya kardeşim adam sanayide sos satıyor sanki Michelin restoran yani, öyle söyleyeyim sana. Böyle o kadar kibar, efendi yani, anladın mı? Adam utanıyorsun bir şey isterken. Ya abi bir tane çay verirsen içebiliriz falan diyorsun ya. Böyle de bir ortam var orada. Şöyle düşün, sanayinin üst yolu, Çölmekçi Çukuru'nun şu üst yolu. Üst yolundan şöyle giden bir yer var. Buradan her gelen yanlıyor. Biz bile yürürken yanlayacağız yani. Orada öyle bir atmosfer var ki. Abi ekmek arasında bunları gördü. Eskiden ekmekçileri tabii gençler kırmızı Dodge gibi arabalar böyle ara yollarda ekmek olmasın diye tam gaz gitmiyor değil mi? Eskiden öyleydi. Abi ekmekçi oradan bunları adamlara arabaya bakayım derken hareket bir şey yapayım derken dayının bir tanesi geri elinde koydular. Dayıya bir koydu. Lan dayıya bir koydu. Dayı uçtu. Ekmekçi böyle durdu. Böyle baktı. Biz de bakıyoruz böyle. Ben hemen kalktım. Adam kapıyı açtı. Dayı bir şey var mıdır dedi. Dayı böyle ağzımdan ben ne yapayım falan. İtolu itler yavaş kullansın arabayı. Ha dayı bir şey yok dedi. Sonra konuşuruz dedi. Gitti. Biz de hemen dayıya koştuk falan. Adam gitti hiç onunla değil. Dayı dedim bir şey var mı? Yok yeğen dedi. Şu kolileri tutsanıza falan filan. Kolileri tuttuk muttuk. Abi. Dayıya dedik nereye gidelim? Dayı dedi ki şu arka sokak dedi üst kata çıkartalım. Dayı dedim bir şey var mı? Doktora götürelim falan. Sıkıntı var mı? Götürelim. Yok dedi benim de şu kolileri taşıyın bana yeter dedi. Abi biz 2 tane koli aldık. Dayı bunlar ne dedik? Yani benim tavuklar var dedi bilmem ne. Ya dedi biz de hayvanları çok severiz falan filan. Dayıya taşıyoruz. Abi böyle bir 2. kata çıkıyoruz. Dayı önümüzde, biz arkamızda. Biz çıktık. Arkadan polis. Nereden dayı? Dövüş horozu arenası varmış orada Çölmekçi'de üst katta. Biz de elimizde horozlar. Dayı dedi ki bunları tanımıyorum dedi. Biz elimizde horozlarla polis bizi aldı. Lan dayı. Polislere dediniz ki abi adam araba çarptı biraz önce. Biz dedik dayıyı aldık. Dayı dedi ki oradayım dedi, horozlar biz de aldık taşıyoruz falan filan. Siz dediler dayıyı mı gambazlıyorsunuz falan filan. Bize bir ihale patladı. Ha tabii gülme geçmiyor, ne olacak, bir tutanak tutuldu, bir şey tutuldu falan. Yani elimizde dövüş horozları yakalayacağız, suç mektezi. Daha bunların bu anlattıklarının hepsi 2,5-3 saat içerisinde oluyor. Abi ertesi gün işte İzmit Körfez'de yarışa gittik. Abi böyle bir şey. Sabahleyin motoru Şükrü abinin dükkana bıraktık. Şükrü abi de 1.6 Toyota Corolla var. Şükrü abiyle gidiyoruz. Arabada 4 kişiyiz. Bir tane önümüzde bir ihtiyar bir adam oturuyor. Salih abi. Sonradan tabii Salih abi katalog Salih diyorlar. Onun da lakabı öyle. Katalog Salih. Bir adam her şeyi bilir mi kardeşim yani, anladın mı? Yani her şeye sor. Bir arabanın bilmem ne sor. Arka kaputunun sağ sinyal lambasına, anasının nikahının her şeyi biliyor yani. Sonra abi biz yarışa gittik. Abi ben o ortamı bir gördüm. Ya dedim ki benim burada olmam lazım. Yani ben kendimi çok boşa yaşadığımı hissettim. Ya çok farklı geldi bana, öyle söyleyeyim. Mesela garip garip insanlar, hiç hayatında muhatap olamayacağın, göremeyeceğin insanların hepsi orada. Ve inanılmaz bir alttan yarış var. Şimdi Göztepe Sanayi 3 çeteydir mesela o zaman. Bir Tonton Murat yani Ahmet abiyle, adam lakabı Vücür de Vücür demek istemiyorum şimdi. Ahmet abiyle Tonton Murat. Bunlar da şimdi yarışanlar. Boğaç abi yarışıyor Mavi Nova'yla. O zaman esiyor yani. Sonra diğer bir ekip var. Kalantorlar takımı. Usta Hasan Uysal ve Engin abi. Onlar da kim yarışıyor? Vega denilen bir araba var. Zamanında Yıldırım Manyas getirmiş. Anlatılana göre 80'li senelerde sıçan kuyruğu renginde arabayla Fenerbahçe'de bir koy veriyorlar. Önü 70-80 santim kesiliyor yok. Öyle bir araba. Deli bir araba. Sonradan benim sahip olduğum araba. Ekrem abi var. Opet adına yarışıyor o zaman. Gerçekten Ekrem abi mesela. Bu adamlar yarış olaylarına çok şey katmıştı. Sonradan hepsini tekrar tekrar anlatacağım. Tolga Savacı var. Bir NASCAR arabasıyla yarışıyor. Sonra hatırladığım kim var? Bir de Yılmaz Usta var. Yılmaz Usta da Serdar abiyle yarışıyor. Sonradan Serdar abiyle rakip olacak. Serdar Yiğit başta. 3 grup var. Hepsinin otamı normal olarak araba olarak işte 20 ile 100 arası müşterisi var Amerikan arabaları. Aralarında böyle bir iteleşme ama böyle bir seviyeli bir gruplaşma da var. Ama çok böyle eğlenceliler yani. Abi yarışta gittik. Bir de Ankara grubu var. Ankara grubu yarışlarda şöyle. Semih abi. Semih Göksel. Abi adam inanılmaz. Pırlanta gibi bir adam ya. Adamın duruşu yeter. GTO'la yarışıyordu. İlker Yılmaz. İlker abiyle zaten hala görüşürüm. 10 numara adamdır yani İlker Yılmaz. Ali İhsan abi var. O zaman Ankara'da rahmetli Uğur abi var. RPM Uğur denilen. Gerçi onlar da bu yarış işlerine çok fazla kendilerini vermiş insanlardı. Yani yarış için yaşıyorlardı adamlar. İnsanları teşvik etmeye yarışmaya. Eskiden böyle bir ortam vardı. Zaten Ali İhsan abinin arabası Eren abi yarışıyordu. Levent Kesen vardı mesela Hasan Ustalar'la yarışan. Ya bir sürü insan vardı. Abi ben yarışa bir gittim. Abi yeni model Amerikanlar, eski model Amerikanlar. Ondan sonra tabii şimdi Peugeot'lar, Meugeot'lar falan filan var. Şimdi yarışan Japonlar var ama yani Japon tarafı beni çekmiyor. Zaten o zamanlar çok yavaşlardı arabalar. Yani işte 200 beygir olunca yani 1.6 Honda'yla bizim Kaan vardır yani. Kaan efsane, çok güzel adamdır yani ya. Acaba ne yapıyor şimdi? Kaç seneden beri görmedim. Yemeğim dedik. CRX'de Kaan vardı. Siyah. Gerçekten inanılmaz yarışır yani Kaan. Ondan sonra bizim Ümit Doğan'ın bir Peugeot'su vardı. Hep onunla yarışırdı. Egemen Alpcan diye bir adam vardı o zaman. Uzay gemisi gibi bir Peugeot'su vardı yani. Bilmem ne body kit'ti falan böyle bir. O yarışırdı. Ama mesela gizli kahramanlar vardı. Mesela Burak Erten. Mesela yıllardan beri bu şeyden ya bu motor sporlarına inanılmaz böyle adam kendini şey yapmıştır yani. Adamıştır yani. Geçen cenazede gördüm, çok şaşırdım yani. Adam yani hala çevrelerinin dostlarına bırakmıyor. Kendine göre bir sistem verdi. Ahmet Sait Özen vardı mesela. Yine dergileri vardı. Ne yapıyorlar, ne diyorlar bilmiyorum ama bu adam mesela arabacılar çok şey adamış insanlar yani. Bunlar arabacıydı. Otomobil sevdalısı yani. Ben öyle değil. Ben hız sevdalısıyım yani. Benim hani çok aslında otomobilde çok seviyorum ama ben o hız ve o oradaki ortamın yani içeleşmesi benim çok daha hoşuma gidiyordu yani. Abi ben yarışa gittim. Ondan sonra dedim benim bu ortamda olmam lazım. Abi bir tane araba geldi. Şöyle duran bir Camaro. Funny car gibi yani. Abi siyah. Bak arabadan bir ses çıkıyor. Dedik bu kim ya? Dediler bu Selahattin Vardar. Araba alkolle çalışıyor. Kompresyon herhalde 15-16 falan yani çalışıyorsa. Ya bir ses çıkıyor. Sana şey yani böyle göğsün böyle gümlüyor yani. Arkasında no nitros, no oksit, no sistem yazıyor yani öyle bir şey. O gün eldiveni yok diye yarıştırmadılar. Yani gene her şey bir masa şey filmlere dönüyor yani onu. Ama yani arabanın çalışma sesi, yürümesi vesaire her şey bir inanılmazdı yani. Ben dedim bir araba alacağım. 72 Mustang Park aldım. Kırmızı renkte. Tüketici Gazetesi diye bir gazete vardı. Oğlum sahibinden kom yok lan. Ya bırak ben ne anlatacağım? Araba alacağız. Tüketici Gazetesi'nde diğer arabalar diye bir sınıf var. Orada Amerikan arabaları yazıyor. Bir tane gittik bir hacıdan Tarabe Sarıyer mi nedir oralarda bir yerde bir tane 72 Mustang Mark I aldık. Onu 351 motor koyduk. Anasını satayım arabayı da o arabayı da bir adam gibi yürütemedik. Bir tane lavun birine sattık. Abi işte o ilk arabam benim oydu. 72 Mustang Mark I'den niye çabuk soğudum? Abi herhalde onun mühendis falan yatmamış yani. Ben Ford'un öyle bilmez yani. Yokuş çıkarken sadece kaputu izliyorsun arabayla yani. Nereye çıktığını görmüyorsun. Arka camı böyle yatık yapmışlar güzel gözüksün diye. Arka camdan hiçbir şey göremiyorsun. Yani Ford Mustang Mach 1 yani gazlamak veya performans üzerinde yapılı bir araba değil yani. Ha, yan tarafları hazır. İstediğin gibi kız arkadaşına cilveleşebilirsin. Kimse görmüyor yan camdan falan ama başka bir şeye yarayan adam değil yani. Murat abi bana Tolga Savacı'nın arabasını önerdi. O da gri bir tane böyle 78-79 yani kare kısa bir tane gri transam vardı. Ondan sonra ben arabaya bindim. 10.000 dolar ama bak o zaman 10.000 dolar ama yani şimdiki 10.000 dolar gibi değil yani. O paranın artık alım gücü bitti yani. Yani şu an aynı arabalar işte 120-130 bin dolar falan. Sana arabaya getirdiler. Arabaya ben bir bindim, gazladım vesaire. Sonra o arabayı alamadım. Niye alamadım? İşte şeye düştüm. Çömlekçi çukuru şeyine düştüm. Bu ne demek? Çömlekçi çukurunda mesela şöyle bir şey vardı. Bir yerde 10 kişi oturursun ya. Kim kalkarsa onun arkasından konuşuyor. Bu normal bir doğal spordur yani. Anladın mı? İnanılmaz bir dedikodu şeyler. Dediler o arabayı sakın alma bilmem ne olur. Şimdi düşünsene daha arabalarla yeni tanıştım. Sana o arabayı alma diyorlar. Ben de almadım doğal olarak. Ya işte o şöyledir böyledir bilmem ne hikayeler. Ya çünkü birisi araba alacaksa bütün arabalar boklanır. Kimin arabasını satmak isterse o arabaya satarlar. Tabii biz bunu öğrenmemiz 10 senemizi aldı yani. Bizi herkesi düşürüyorlar böyle. Bizi de düşürdüler yani. Ondan sonra abi bir tane mavi Camaro. Boğaç abinin arabası. O gün ilk gün gördüğüm araba. arabanın demir tamponlarını sökmüşler. Arka dodiklerini açmışlar. 295 lastikler falan. Herkes diyor ki araba şöyle az yakıyor, böyle gidiyor, bilmem ne yapıyor. Bana da yağlar bağladılar. Meğersem arka koltuğa kadar gişelerde şır girmiş. Bizi de düşürdüler ama arabayı ölüyorum ben. Abi ben arabayı aldım. İşte bir para dediler. 16.000 dolar mıydı neydi? Tak verdik, bir şeyler oldu işte, verdik ettik dedik. 15 gün sonra diğer kısmını veririz falan dedik. Boğaç abi de ah dedi, tamam yürü. Boğaç abi esiyor zaten. Mercedesler bilmem ne, 65 şevval var falan. Ha, Boğaç abinin 65 şevveli almak istiyordum. Abi 65 şevval tek kasa, rahmetli Cem Akçay'ın arabası. Şükrü abinin ortağının. CSS plakalı. Ben de Cengiz SS falan filan. Oğlum bunu almadılar, baba arabası gibi duruyor. Sen dediler genç arabası. Ya bana o Camaro'ya çaktılar abi yani, hiç sıkıntı yok. Ama ben de o Camaro ekmeğini fena yedim yani. Abi ben Camaro'ya bir bindim. Abi durmuyorum arabayla. Daha bak arabayı aldım Murat abiyle. Dedim abi bundan sonra... Murat abi dedi ki al dedi, atlar senindir dedi. Abi sağ olsun dedim. Çıktık otobana. Gazlarken 1-2-3, 1-2 abi. Şanzıman deri aynen çekici. Bostancı geldik dediler, artık arabayı pazartesi yaparız sana dediler. Sevdiğim araba aldım da ilk gün bir badire yaşarım. Onun da şanzıman gitti abi. Abi mavi Camaro benim hayatımda çığır açmış zamanlardan bir tanesi. Hem deli dolu zamanlarım, yaş 19. Ya ayrı bir dünya yaşıyorum ya. Arabaya bildiğin aşığım. Ve o zamanlar böyle bir araba vesaire hiçbir şey yok. Ben arabayı ertesi gün böyle bir karşıya gidiyorum. O zaman Avcılar'da bir kız arkadaşım var. Tam gaz oraya gidiyorum, dönüyorum. Ya eskiden yollar da boş yani. Şimdi Beşiktaş'tan kalk, Üsküdar'dan kalk, Avcılar'a git, kızı al, geri bırak falan. O biz eskiden böyle yoruluyorduk, kızlara böyle hizmet ediyorduk yani. Şimdi tık 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 50 tane mesajdan bir DM atman yeterli yani. Eskisi gibi değil yani. Ondan sonra bir gün gene Avcılar'dan dönerken o zaman köprüde gişelerde para veriyoruz. Abi baktım bir tane bordo renk M3. Dodikli modikli falan herif yapmış, Alman plaka falan. Böyle beni gördü, aha bir gaz verdi falan. Biz kendimiz öyle bir tribe girdik. Zaten tam o zaman böyle hızlı öfke tribinde yaşıyorsun yani. Araba geldi. Şöyle bir şey yaparken arabanın önü açıldı. Onun gitmesi lazım, gişlerde duruyor. Millet kornaya basıyor. Benim de aynı anda gişlerde olmamı bekliyor. Aha dedim yarışacağız. Hemen tık 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 önüm açıldı falan hemen. Arabalar aynı gişlere geldik. Paraları ödedik. Çocuk zaten Almanca biliyorsun. Rol severler. İşi biz için 1, 2, 3 kornaya bastık. Biz bir kalktık gişlerden. Film sahnesi gibi ya. Abi biz bir gazlıyoruz. Adamına şimdi şöyle bir şey. Senden beygir olarak yüksek de olsa şey olsa da ayna mağartı oranları, lastik oranları falan bir Amerikanın kalkışta geçirmesi gerçekten zor bir potansiyel. Yani 200'den sonra nefes aldırmaz da 200'e kadar gerçekten ciddi gidiyorsun. Ben arabayı bir geçtim. Zaten o gün bütün verdiğim para helal olsun dedim. Öyle bir havaya girdim. Ben bu arada o arabayı 7/24 kullanıyorum. Okula gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum vesaire vesaire. Hiç durmuyorduk arabayla. Sürekli bir yerlerde yarış yapıyorduk. O sırada istemeyle takılıyorum. İstemeyen Hacer. Ya gerçekten o da çok kahrımızı çekti yani. O da deli dolu, pek normal olmayan bir adamdı. Abi onun dükkanında bir tane adamla tanıştık. Koca kafalı, hah 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 diye her şey gülen Ufuk Karadağlar. Gerçekten çok düzgün adamdı yani. Gerçekten enerjisi, her şeye güzel bir adamdı. 65 şeveli vardı. 65 şeveli 65.000 dolar o zaman para harcayan bir manyak diye tanırdı. O Sinan dayıyla çalıştı. Allah rahmet etsin, o da rahmetli olmuş. Yani ruh hastası bir tamirci demeyeyim de yani. Yurt dışında yaşasa değişik bir adam yani. Şase üzerine, şey üzerine inanılmaz bir uzmanlığı var. İnanılmaz aksi bir egolu bir adam. Ama iyi bir adamdı yani. Allah kanı gani rahmet eylesin. Bununla tanıştık. O da bir Audi A3 1.8 turbosu vardı o zaman. Abi istemi ben beraber caddeye ineceğiz. Bizim takımımızın tamamı acayip bir tayfaydı. Hepsi birbirinden iyi. Alayı birbirinden ruh hastası. Mavi renk bir Camaro'su vardı. Ondan sonra ara sokaklardan gidiyoruz ama ben de o zaman ben herkesle yarışma şeyim var yani. Hani abi düşünün 19 yaşındasın, altında bir tane Camaro var. Ondan sonra bileğinde kötü değil. Yani arabayla inanılmaz driftler yapıyorum, şey yapıyorum falan. Sürekli Ufuk'u gagalıyorum. Ama Ufuklar şimdi caddenin ara sokaktan hiç bilmiyorum. O işte kız meslek sesini oradan falan filan derken Ufuk bir kebapçı var şöyle, bir 4 yol ağzı var. Oradan şöyle giderken biri bitirdi, 2'ye çekti. 2'den sonra dedim ki yani frene basması lazım. Tam Erenköy kız sesinin olduğu yer. 3'e attı arabayı. 3'e attı, zaten mevzu bitti. Ben de Ufuk'u sıkıştıracağım derken aramıza bir taksi girdi. Ben taksiye bir koydum. Taksi tabii böyle giderken böyle arkasına vurunca tam tüpten. Taksiye bir koyduk. Taksi ağaca çıktı. Biz başka ağaca çıktık. Arabanın ağzı burnu yamuldu. Taksi buradan ağaca tırmandı. Tüp koptu. Biz de yarışıyor böyle yanımıza dönerek. Benim yanımda istemeyen var. Abi gidemedim. Tak ilk sokağa döndüm. Erenköy'de işte demiryolu istasyonu, orada bir ara sokağa girdim, araba gitmiyor. İstemi uzadı. Ben o zamanlar asker kaçaydım. Ben kendimi demiryoluna attım, tren yoluna. Bak bunu da ilk defa anlatıyorum. Tren yolunda hani o Yeşil Yol diye bir film mi vardı? Tren yolunda gider öyle bir posteri vardı. Onun gibi tren yolu Göztepe'den Erenköy'e kadar yürüdüm tren rayları üzerinden. Hani dedim polis şimdi gelir alır, GBT MBT götürür bizi. Anladın mı? Abi her şey normal. Kaza yaptık yani, ne olacak? Genç adamız vesaire. Abi bisikletli bir tane abi geldi. Dingur 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 dingur. Siz dedi ne yaptınız ya dedi. Ne yaptık dedik. Araba yanıyor. Adam öldü. Siz burada. Hayatınız bitti dedi. Ulan dedik ya biz hayatımızda hiç badireden kurtulamayacak mıyız? Derken bütün o semt aşağı indi. Abi ben hiç kimse renk vermiyor yani. Ondan sonra bizim atalar var. Atilla kardeşi, onlardan anlatacağım. Mustangçiler onlar. Fordçular. Onlar indiler falan filan derken polis geldi falan filan. Ben adama bakıyorum. Adamlar diyor. Abi bir girdim. Tabii arabadan belki 250 metre aşağıya kaymışız yani vurduğumuz arabadan. Baktım bir tane dayı garibim. Dayı dedim bir şey var mı? Yok yeğen dedi bacağım ağrıyor. Dayı dedim şoför müsün arabası? Dayı dedim patron aradı dedi. Neyse gerekeni yaparız. Sen de ne istiyorsan böyle sakin dur dedim. Biz hiçbir şey eksik kalmayız dedim. Sen rahat ol. Bir şeyin yoksa dedim ben rahatladım. Çünkü adam öldü zannettik. Bisikleti dayı bizi bitirdi yani. Abi o sırada polisler geldi. Bu arabayı kim kullanıyor falan filan dedi. Klasik yani işte gaz takılı kaldı falan filan dedik. Ulan dedik benim olduğum belli olmuyor. Bir baktım benim arabada geliyor aşağıda. Dedim arabayı kim kullanıyorsa o. İhale dedim ona patlatayım. Meğersem bizim Vega ya. O da dünyanın en düzgün. Ona birisi demiş ki ya arabayı şöyle çeksenize demiş olay mahalline yakın. Bir baktım pat Volga'yı aldılar. Ondan sonra oradan birisi çıktı. Arabayı kullanan bu dedi. Gene o bisikleti dayı. Dayı beni yaktı orada. Arabayı dedi kullanan bu dedi. O dedi polisler dedi. Polisler beni de attılar falan filan. Ehliyet mehliyet yok ya neler çektik ya. Ya arabalara tabii çok fazla kaza yaptık yani. Benim yani gençte herkes benim kazalarım bilir yani. Hani bir gün gene araba yanlarken abi bir tutamadım kendimi. Park eden arabalara bir vurdum. Yani 2-3 araba daha ödemek zorunda kaldık ondan sonra. Abi de ondan sonra ben bir Nost'la tanıştım. Nostçu Bülent diye bir adam getirdiler. Bülent abi zayıf, uzun, güzel bir adam. Nostları bu bağlıyormuş. Ben direkt Nos bağladım. Fogger Nos bağladım ama yani direkt hava filtresinden vermedik. Benim makine roller bir makineydi. Aslında ambulanstan çıkma bir makineydi arabanın üstündeki. Ama makineye sonradan güzel bir roller'ı egzantrik attıkları için güzel de devir dönüyordu. 6500-6800 devirlere dönüyordu. Bir de onu bir Nost'la bir bağladık Fogger Nos'la. Abi ben Nost'la bir ruh hastası böyle bir yaşamaya başladım. Artık Nost'suz gezmiyorum. Arka şeyde var hemen açıyorum. Düğme falan her şey hazır. Bir gün anneannem bizde kalmış. Babam dedi ki anneannem dedi işte teyzenlere gitmek istiyor götür. Tamam dedim. Benim arabayla götüreyim dedim anneannem. Benim anneannem de Karadeniz kadını havayı cıvayı çok sever yani. Allah razı olsun Trabzon'da. Çok hoşuna gitmişti ya. O gidiyor hiç unutmam. Anneannemle gidiyoruz arabada. Anneannem tutulmuş böyle falan. Tonton bir anneannem vardı ama hoşuna gider yani. Bu arada eskiden yollar bir yarış pistiydi. Yani yolda biraz modifiye araba olduğu zaman kimse seni rahat bırakmazdı. Herkes birbirini gazlardı yani. Bundan kaçamazdı yani. Kim olduğun önemli değil yani. Abi gene baktım birisi bizi gagalayacak. Ulan dedim hiç boşu boşuna geçirmeyelim dedim. Anneanneme de hiçbir şey söylemedim yani. Çaktırmadan NOS'un tüpünü açtım. Çıt şey yaptım. 1-2-3 NOS'a bir koydum. Gidiyoruz zaten bir bağırıyor. Zaten en fazla arabanın gördüğü 323 ayna martı gördüm. İşte 6800 lira 295 lastikte herhalde benim araba o zaman 236 falan gidiyordu. 240. Oraya kadar gittik. Adamı geçtik bıraktık. Sonra anneannem Üsküdar'a geldik. Anneannemi aradan götürüyorum. Anneannem dedi ki şurada dur hele dedi. Dedim durayım anneannem ne olacak? Ya dedi benim de herhalde tansiyon düştü dedi. Bir çubuk kraker alsam var dedi. Kadına nos bastığımızı söylemedik. Gazladığımızı söylemedik. O zannetti ki içi çekilince benim tansiyon düştü zannetti. Ama biz şimdi bir gidiyorduk. Yani biz bir cadde bir iniyorduk. 20-25 araba. Hele pazar günleri. Yani insanlar size nasıl söyleyeyim? Bir de arabayla tanınıyorsun. Yani insan isimleri şöyledir. İşte 69 bizim Eren ya. Eren. 69 Eren. Buradan sana selam olsun. Eren Yiğitbaş. Serdar abinin oğludur. Balta kafa işte turuncu araba da İstem'in arabasıdır. İşte mavi Camaro bendim. Yani herkes böyle arabadan tanırdı. Hatta arabadan tanıdığını ne kadar söyleyeyim musun? Diyorum ya Avcılar'da o zaman bir kız arkadaşım vardı. Sürekli almaya gidiyordum falan. Kız sonra dedi ki ya senden bir bok olmayacak Cengiz dedi ya. Yani sen dedi ben dedi yoluma bakacağım ailemde istemiyor ben evleneceğim dedi falan. Tamam dedik ya bir şey yok falan. Tamam evlenir misin? Hadi mutlu ol falan. Abi şimdi ortak arkadaşlarımız var falan filan. Kızın harbiden düğünü oldu. Fazla değil yani 2 ay sonra falan. Abi mahallenin çocukları damada gitmişler demişler ki abi mavi Camaro'ya niye düğün arabası yapmadın ya falan filan demişler. Adamı düğün günü bitirmişler. Çünkü ben o her gittiğimde mahallede işte kızı yarım saat bekledim için mahallenin çocukları geliyor. Abi Camaro kaç yapıyor bilmem ne yapıyor şu yapıyor bu yapıyor. Düğünde bunlar halayla horonla gelini beklerken adama demişler abi mavi Camaro ne yaptın falan. Bütün gün düğün günü kavgaları olmuş. Mavi Camaro kimdi vesaire vesaire. Boğaç abi ben yarışı bırakacağım dedi. Evlilik sorunları vesaire vardı öyle özel sorunları. Ben dedi mavi Camaro'yu bana verin dedim abi ben öderim kaç paraysa. Tamam dediler anlaştık şu tarihte öderim. Sonra dediler ki biz bunu İlker abiye satacağız dediler. İlker Yılmaz'a. Normalde başkasına satsalar yıkarım ortalığı da. İlker abi o kadar seviyorum ki o zaman üstüne düşmedim ya. Tamam abi dedim. Ben de inat olsun diye başka bir Baby Nova aldım. Yapacağım işte falan filan. Ondan sonra ona da Levent Kesen'in yarıştığı 183 500 beygir Speedomotive'den yapılmış özel bir makine. Yine benim başıma bir badire geldi. 2-3 ay ortamdan uzaklaştım vesaire. Sonra geldim. Tabii ortam sene 2004 herhalde. Yani yarış işlerine başladım ama istediğim performansı alamadım. Baby Nova ile ilk yarışta yağ ters basmış, yağ basamadı, arabayla yarışamadı. O sırada da biraz dedim yeni model, şimdi abi arabalar çok güzel şey falan ama bir farklı bir hava alıyorsun, arıyorsun genç için. Biraz da para düşürdüğümüz için bir tane dedik araba alalım, güzel bir araba. Bir tane Ponçak Transam aldım, gri. Her zamanki gibi arabanın satışını alacağız. Bir şeyler yaparken abi 14 Şubat Sevgililer Günü arabanın satışını aldık, noterden döndük. Bir tane yavşan biri böyle bekliyor. Sen kimsin kardeş dedi. Ya dedi bu arabanın dedi aynasını kırdım da dedi. Sahibini bekliyorum. Ulan daha arabanın satışını almışım, ruhsat böyle önümde duruyor. Aynamı mı kırdın dedim. Aynamı kırdım. Ulan dedim Allah belanı versin. Tamam dedim vardır bir hayır. Abi bu arada kız arkadaşım da bekliyor. Transam o zaman Transam falan yani böyle spor araba şey gibi ya. Yani bir yere çekiyorsun 50 kişi geliyor başına yani. Hani şimdiki gibi değil, ayağa düşmüş gibi değil yani. Abi kız arkadaşıma ya dedim böyle dedim arabanın aynası kırıldı falan geleceğim. O tamam hayatım falan filan işte kadınları biliyorsunuz her zaman ki. Abi ondan sonra bu arada ilk 14 Şubat'ımız. Ha Burak Atak denilen bir adam vardı. Yemin ediyorum abi efsanedir. Bu kadar düzgün adam olmaz yani. Burak abi karşının gerçekten iyi ustalarını hem parça satıyordu hem servis vardı. Benim aynanın içinden işte dili kırılmış onu tamir ettim. Abi kız arkadaşım vardı dedim ki birazdan geliyorum dedim 20 dakika dedim Göztepe'deyim. Abi ikinci köprü yol kesilmiş tam ortada. Abi yolu niye kestiniz ya? Ne oldu? Abi dediler ki birisi intihar ediyor. Lan oğlum 14 Şubat bugün ben arabayı yeni aldım. Ben kıza söz verdim. Bu ikinci bekletişim. Tek tek bütün yolu kesmişler. O yaşlarda insan saygısı falan kimse de yok ya. İnsan değeri çöp. Kendi değerim bile çöp yani bırakın insan değerini. Ya biz çok fantastik adamlardık yani. Ben 19 yaşında Rusya'yı bitirebileceğimi falan düşündüm. Düşünsene yani hani şizofrenin kaçıncı evresi falan bu yani anladın mı? Hani biz kafayı böyle yemiş insanlar. Bize her şeyi yaptırabilirdiniz yani. Bize güzel bir gazlamayla, sırtımızı iki olmayla biz her şeyi yapar. Canlı bomba gibi kendimizi patlatabilirdik yani. Bizde zeka seviyemiz çok düşüktü. Cesaret ve deliliğimiz çok yüksekti. Yani her şeyi yapabilirdik yani. Biz hiçbir şeyden çekinmezdik yani. O yüzden de çok güzel bizi kullandılar ettiler. Abi o yüzden diyorum ya adamın intihar etmesi falan benim umurumda. Ben orada kız arkadaşımla nasıl buluşacağım? Akşam yemeğe nereye götüreceğim? Sonrasını düşünüyorum. Yani orada hiç umurumda değil. Tek tek arabaları sallıyorlar. Kontrollü şekilde. Çünkü lavuk tutulmuş demirlere. Arabalar geçmeyecek demişler. Yoksa atların duruyor öyle. Abi yarım saat oldu. Sıra gelmedi. Bir saat oldu. Sıra gelmedi. Bir saat 15 dakika. Şimdi öyle bir şey sosyal medyada olsa var ya günlerce trend topik olur yani. Abi en son beni salıyorlar. Ben de şöyleyim. Camı açtım. Arabada zaten dikkat çekiyor ya. Lavuk da bana bakıyor orada. Baktım dedim. Ulan dedim atlayacaksın atla lan dedim. Neyi bekliyorsun dedim. Abi herif böyle yaptı bak. Beni bekliyormuş adam. Ben direkt gaza bastım kaçtım. Kız arkadaşımı aradım. Ya dedim ne oldu biliyor musun? Adamın bir tanesi intihar etti. Ya dedi bırak bu yalanları. Sen dedi kesin başka kızla görüştüğünde beni oyalıyorsun sabahtan beri dedi. Yok dedim hayatım seni seviyorum. Ben öyle bir şey olur mu? Benim başıma gelen şeyleri ben hiçbir zaman anlatmamışımdır. O kadar çok şey başıma geliyor fantastik. Ya lan hani adamla inanır mı inanmaz mı şey mi? O zaman o yüzden anlatmıyorum. Yani. Böyle konular açıldıkça anlatıyorum. Abi adamı intihar etti. Benim o gün İçim bir kötü oldu yani. Adam atladı ama atladı yani. Polisler nasıl bağırıyorken ben diyorum ki plakayı da daha arabayı da yeni aldık. Suç duyurusu olur bir şey olur. Polis geldi. Al gel burada bedavadan takıldık. Belki de adam ölmesine biz şey olduk falan derken akşam haberlerde baktım. Dediler ki mucize olay. Adam intihar etti. Ellerini açtı. Montu paraşüt görevi görmüş. Adam ölmemiş yani. Ha, adamın kaburga maburga kırılmayan yer kalmamış ama adam ölmemiş abi. Abi aradan da bir sene mi geçti? 1,5 sene mi geçti? Bir dans yarışması yapıldı. Yine kız arkadaşımla şey izliyoruz. Uğur Kaneres, Yonca Evcimik. O bir dans yarışması üzerine böyle acayip adamla böyle herkes işte anama ev alacağım diyor bir tanesi. Bizim zamanımızda şöyle programlar vardı. 2004-2005 belki. Abi işte böyle yarış programları vardı. Bir tane çocuk çıktı uzun saçlı, kapoyracı gibi. Takla atıyor, bir şey atıyor, bilmem ne atıyor falan filan. İşte dansçı işte seçiyorlar jüri gibi. Aynı Acun Bey'in programları gibi. Adam dediler ki ya dediler bu arkadaşın güzel bir hikayesi var dedi. Ne hikayesi? Ya dedi ben dedi bir gün dedi hayatımı bitirmeye karar verdim dedi. Evet dedi köprüye çıktım dedi. Evet dedi. Köprüden dedi ellerimi bırakacağım ama dedi bırakıp bırakmayacağım arasında kararsız geldim dedi. Sonra dedi işte Uğurkan Bey falan. Ya dedi bir ses geldi bana dedi ki atlayacaksın atla dedi. Ben de atladım dedi. Ben böyle kısa şoför, aa o benim diyorum, o ses benim diyorum. 2004'te bir Yonca diye bir şey çıktı ama işte orada biraz daha hani evliliyoruz yani. 17 yaşlardayken mırçlar vardı işte. Berkecan. Ulan bir kızın fotoğrafı için 6 ay konuşuyorduk. Karşımızdaki kız bile çıkmıyordu. İnternet kafeye gidiyorduk. Akşam 6 ile 10 arası. Sonra motosikletle çekirdek çitlerken şimdi yine manitacılık yapıyorduk. Sonra olay şuraya evrildi. Abi spor arabayı alınca yeni model. Giyiniyoruz. Caddede bir tur atıyoruz. Tak tak kızlar bize sıkıştırıyor arabayla falan. numara veriyoruz, telefon veriyoruz, arabaya telefon atıyoruz. Böyle bir çapkınlık furyası başlamıştı. Abi çok gariban bir kız ya. Vallahi şimdi acıyorum kendimize yani. Ulan işte bir kız için avcılara gidiyorsun. Daha bitmiş olay yani. Transam'la işte gerçekten güzel yanlamanın üst süratleri de Transam'la keşfettim. Yani 306 gidiyordum, nos basıyordum arabaya. Sonra dedi ki bunu hızlandıralım. Golem engine'leri bir firmadan 396 kübik inç, tabii 27.700 dolara bir makine getirttirdim Amerika'sı. Bir transport yapan bir abim getirttirdi. 3-4 bin dolarda masraf harcadık vesaire. Abi biz bu makineye taktık, marşa bastık ve kırıldı. Ben o gün bildiğin hayattan soğudum yani. Hani abi bir tane Rus bir kız arkadaşım var. Transamları usulsüz gidiyorum yani. Karşıdan aldım onu Taksim'den. Oradan benim eve gidiyoruz o zaman. Emniyet mahallesinde oturuyorum. Abi durup dururken biz zaten tetiklenecek şey arıyoruz yani. Bizi geçerken bir minibüsle ara gazı verse biz zaten gazlıyoruz yani. Kız dedi ki araba güzel, sen çok güzel aptal bir Türkçeyle işte. Niye yavaş gidiyorsun? Daha cümle bitmedi yani. Ben bir gazlamaya başladım. Böyle inanılacak bir şekilde değil yani. Bir de düz vitesteyken en güzel Amerikan arabasını makaslara komple bozarak giriyorsun. Yani artık arabayı çok kaçıra kaçıra onu öğreniyorsun yani. Abi bütün gece şunu dedi yani. Sen var Şumer, sen var Şumer diye böyle kendine göre bir türkü tutturmuş gidiyordu yani. Her akşam Fenerbahçe'de buluşuyoruz. Bütün bu araba meraklılar böyle Amerikanlar vesaire. Piramit yıkılmış. İşte her akşam o tesadüf kafe. Tesadüfkanın yanında Fener kafe var. Orada oturuyoruz, takılıyoruz genellikle. Ben şöyle bir arabaya peşine takıldım. Saat böyle 9.30-10 gibi. En soldayım böyle. Tam caddeye doğru kayacağım derken lan Fenerbahçe'ye girecektim dedim. Birden en solda en sağa bir girdim. Abi yolda iki tane sarhoş. Yolun yarısına kadar çıkmışlar. Geçsek mi, geçmesek mi diye bekliyorum. Abi ben bunlara bir koydum. Arabanın üstü açık. T-tap. Bir tanesini şöyle gördüm. Bir tanesini şöyle gördüm. Böyle adamlar uçtular üzerimden. Dedim abi film bu kadarmış. Benim de en korktuğum o zamanlar şey, çok yarışıyorum ya, en korktuğum şey taksili bir suçtan cezaevine girmekti. Allah korusun. Arabaya hemen sağa çektim. Allah'tan Transam komple ön tarafı fiber olduğu için gerçekten iyi de frenlediğim için adamlara yani yavaş vurmuşum yani diye düşünüyorum yani. Adamları çünkü aldım. Adamların her tarafı oynuyor. Kırık çıkık yok. Arabanın hemen ön tarafını yatırdım şeyine, koltuğuna. Bir tanesini arkaya attım, bir tanesini öne. Adamlar işte 45-55 yaş arasında iki kişi. Daha doğrusu hala bir tanesini şey yapıyorum, görüşüyorum da. Arada yazıyor Instagram'dan bir şeyler. Abi ben bunları aldım ikisini. Abi bunların kafaları güzel. Yani ne işlerse artık. Hani öyle hani içmenin de bir hali şey bir şey vardı yani. Böyle bir içme şekli yok kardeşim. Hastaneye götüreceğim. Bunlar yolda abi. Numune hastanesine götüreceğim, Haydarpaşa numuneye. Yolda bir tane söylüyor. Lan şerefsiz vuracak adam bulamadım diyor. Bir tanesi çat diye arkadan kafama vuruyor. Dayı diyorum ben size ne gerekiyorsa fazlasını yapacağım diyorum. Lütfen diyorum bana böyle şeyler yapmayın falan diyorum. Diğeri buradan ondan gaz alıyor arkada oturandan. Ulan bilmem ne yaptım diyor. Bize niye vurdun lan diyor. Pat bir tane koyuyor. Dayı abi ne yapıyorsun beni niye dövüyorsunuz diyorum. Ben size hastaneye götürüyorum gözünü seveyim. Siz de diyorum yolun ortasındasınız falan filan. Abi 1-2 o zaman Tepenatürüs daha yeni yapılıyor. Oralar simsiyah zifiri yerler. Ulan dedim sizin hiçbir şeyiniz yokmuş dedim. Arabayı bir çektim orada. Hiç kamera zaten eskiden öyle bir şey yok yani. Hani simsiyah zifiri bir yer. Ben zaten birisi hayatına yani ses bile yükseltmemiştir yani. Hani Allah şükürler olsun. Yani kendime ses yükseltmemesi için ne gerekiyorsa yaptım yani. Birinin yanında çalıştığım zaman da laf yememeye çalıştım her zaman. Allah şükür de öyle bir hayat geçirdim yani. Abi adamlar ama sövüyorlar ya bana. Aldım ikisini, açtım, aldım, lap lap attım ikisini de şeye, dışarı. 4-5 bin lira bıraktım üzerlerine. Dedim ne haliniz varsa görün, kırınız çıkınız yok. Bıraktım adamları. Yapacak bir şey yok yani. Gittim Fenerbahçe'ye. Dediler nerede kaldın falan dedim. Adam bir tanesine koydum. Bir tanesini hatta dedim. İleride dedim sayı aldım. Nasıl yapalım? Adamlar verdi. Adam bıraktı. Ya dedi Cengiz. Adamlar dedi iç kanama. İç kanama ne lan dedim. Abi de öyle olmuyor. Adama vuruyorsun dedi. Adamı içeriden bir iç kanama. Adam küt öldü. Lan dedim adamlar ölmesin dedi. O zaman atla gel gidelim dedi. Biz abi bak Fenerbahçe'ye gittik işte. Yemek yedik işte. Ondan sonra ya 2,5 saat sonra falan gittik. Adamlar aynı bıraktığım yerde ama nasıl olduysa ulan bu tarafa bakıyorum bir tane tekel yok. Bu tarafa bakıyorum bir tane tekel yok. Nasıl olduysa ellerinde gene şarap şişesi var. Hiç istifini bozmadan içiyorlar. Beni gördüler. Dayı dedim nasılsınız dedim. Gene başladı. Bir tane şerefsiz bir tane işte bilmem ne sinkaflı küfür etti. Bize çarp dedi buraya bırak dedim. O şey benim o çocuk benim dedim yani. Ha sen misin dedi, sen misin? Gene vurmaya başladılar. Lan dayı dedim sizden nasıl kurtulacağım? Aldım ellerinden telefonlarını. Numaralara baktım. Dayı dedim sen kim arasan? Oğlunu arıyorum bir tanesini. Diyorum ki ya babana çarptım ben burada yatıyor diyorum. Öldürseydi pezeven gidiyor. Ya diyorum kardeşim adamı. Birisini arıyorum karısı açıyor telefonu. Karısı neredesin açıyor. Ya dedim yenge böyle böyle falan. Dedi oğlum sen getir onları bana dedi. Eve götürdüm. Transfer maçta iki kişilik ama bunların ikisini arkaya oturturduk. O da ön tarafta bunların ağzına bir şey dediğim zaman çakıyor yani. Hani çünkü dayılara zulüm yapıyoruz. Çünkü dayılar çok alkollü yani. Abi bunları götürdük işte bir eve bıraktık. Kadına dedi ki Allah razı olsun. Ya dedik yenge bak benim numaram bu şeyim bu. Ben yarın size dedim gene para yatıracağım. Bunlar iyi de olsa iyi, kötü de olsa dedim. Ama ya dedi bunlar dedi Allah belasını versin. Bu akşamdan sonra mı çatladı? Dayılar meğersem bunu tezgah yapmışlar. Dayı meğersem benim arabayı görünce benim arabanın üstüne atlamış. Ben vurmamışım adama. Dayı bunu ilk defa yapmıyormuş yani. Lüks arabaları seçiyorlarmış tak üstüne atlıyorlarmış. Tezgahda biz denk geldik yani. Dayılar da bizi kopardık. Tekrar yarışa gittik. Rakibim Serdar abi. Serdar Yiğit adamın hasıdır yani. O zaman Atlas Spara'nın sahibiydi. Serdar abi tabii 15 seneden beri de görmüyorum ne yapıyorlar. Transam'la girdim yarışa düşün. Üçüncü oldum yani hani. Ama zaten 3 kişi vardı yarışta yani. Transam'da çok iyi bir şey yapamadı yani hani onu söyleyeyim. Ondan sonra ben dedim bu işi değiştireceğim. 2005 senesi Direkt tarihinin şeyi değişti. Çok iyi sponsorlar vardı. Yarışa Cem Yılmaz geliyordu vesaire vesaire derken. Yani bir abimiz Antalya yarışında şunu diyerek kaskını taktı. Ben dedi bugün adam öldürmek istemiyorum dedi. Burada yarış yapılmaz. Bak arabasını kapattı arabasını. Yani öyle yarış arabasını bir çalışın ettiğiniz zaman çok teferruatlı iştir. Arabasını paketledi. Çekicinin üstüne çekti. Ben dedi bugün yarışmayacağım dedi. Adamı zorladılar. Seyirciler bir havaalanı yarış pistinin içinde yani. Ve yer böyle toz. Araba zaten böyle şey yapıyor. Tekrar ikna ettiler. Tekrar arabayı indirdiler. Tekrar o adama kaskı takarken şunu söyledi. Ben dedi bugün adam öldürmek istemiyorum dedi. İşte abi ağzından çıkan kelimelere çok dikkat edeceksiniz yani. Bu çok önemli bir şey. İşte arabayı bir kaçırdı altında. Yer buz gibi. 3 kişi vefat etti yarışta. Bırak yarışının dönüm noktası. Bütün sponsorlar bundan ekmeğini şeyini çektiler. O sırada yarışan Güngör abi vardır. Vega ile yarışıyor. O da değişik bir karakterdi. Böyle Bart Simpson'ın yaşlanmış gibi falan. Abi elinde hep böyle bir kutu kolası, burada sigarası. Vega ile kalkar herkese koyardı ama Vega çok aykırı bir araba. Yani mühendislik hatası yani, yani mühendis yapmamış. Yani Ahmet Mehmet kesmişler bir şey. Yani Amerika'dan yarış arabası olarak gelmiş ama işte Amerika'da hurdalıkta yazar. Thunderbird'de Vega giremez diye bir efsane de vardır. O da öyle bir arabadır yani. Tutması çok zor. O yüzden insanlar kaçar. Güngör abi o zaman kanser oldu. Sonra ben de o zaman genç nesilde iyi araba kullanan birisi olarak bana bir teklif gelince ben hemen dedim abi arabayı alırım. Arabayı alırım da kullanırım da. Ben Hasan Ustaların garajına geçtim Murat abilerden. Sonra Vega ile yarışlar başladı. Ölümüne yarışlar. Abi bizim sınıf İsmail abi, İsmail Çam, Fısfıs İsmail. Benim araba. Adem Şahan, Sıdıka Başkara. BMW'li bir arkadaş vardı, ismini hatırlamıyorum. Çok iyi direksiyon olan birisiydi. Abi bizim grup, yarış grubunun en üstünün bir altıydı. Ben atmosferik giriyordum. Çünkü niye? Bizim garajdan başka birisi var. Yani en üstte. Yani sandalimiz aynıydı. Abi işte bizim o seneler, 2005'li seneler yarış olayının artık uçum çağıydı. Çünkü niye diyeceksiniz? Antalya'dan Emrah Eren Yılmaz vardı. Abi Subaru'lu bir geldi. İzmit'te 8 sene yaptı. 8 şanzıman. Yani çatara bir koyuyor, arabanın kafası iniyor. İşte bizim Yavuz, hemen yakın arkadaşım, Yavuz Uçan'ın Subaru'su. Gıyasettin abi vardı, Gıyasettin karşı. Gıyasettin abi otururken dedi ki, ya Cengiz dedi, arabalar bir hızlandı dedi yani. İlker abi, şimdi Emre Yılmaz bak, her gün rekor üstüne rekor kılıyor. Daha önceden hiç kimse 8 saniye inememiş İzmit Körfez'de. İlker abi geldi 7.02. Bir saniye rekoru aşağı indirdi. Yani işte Semih abi o zaman Amerika'dan bir GTO makine getirdi. 680 beygir. Arabanın sadece kasası duruyor yani. Arkada lastikler falan. O gün Semih abi birinci oldu. Semih Göksel. Abi böyle arabalara bir şey oldu yani. Hani bir anda merdiven buradan şuralara çıktı yani. Herkes çünkü para harcamaya, hızlanmaya. Ya iki tane motorlu CRX vardı yani mesela. Hiç öyle bir şey gören var mı şu anda? Adamın önünde ayrı motor, arkasında ayrı motor vardı. Ön diferansiyel bir motor, arka diferansiyel motor. Araba gitmiyordu ama bir gitti bir inanılmaz gidiyordu yani. Mesela böyle yarışan vardı. Mesela bir Doğan'la yarışan bir arkadaş vardı mesela. Ya bu arada anlattıklarımın hepsi benden en az 10 ile 25 yaş arası büyük yani. Biz en genciydik yani. Mesela Kaan, dedim ya CRX Kaan var diye. Abi Kaan vardı mesela, Kaan Kurtulur. Ya inanılmaz düzgün bir adamdı. Onlar karşının çocuklarıydı. Kaan mesela böyle dedi. Abi dedim sen bunları, ulan insan bir kere vites kaçırmaz mı dedim ya nasıl yapıyorsun? Dedim ki en hızlısı dedi, kaçırsam bile farkı kapatıyorum dedi. her yarış alıyordu. Bayağı karakter vardı ya. Sert uyuplikler vardı mesela. Bunlar da camiye çok, performans kardiye çok yatırım yapmışlardı. Arabaları canlandıran insanlardı bunlar. Ortağı vardı. Ondan sonra böyle yarışlar başladı. Sonra bir tane adam geldi abi Ankara'da. İsmail abi diyor. İşte o fısfıs İsmail Çam dedi. Abi İsmail abi bu yarış işine çok kafayı taktı. Ve ana şey de benimdir yani. Bizim araba da kardeşim. Yani bir İzmir'e gittik. İstanbul yarışında arıza yaptım herhalde. İzmir'e gittik. Gene arıza yaptım. Benim üstüme bir arıza. Ben de zaten hep yarış camiasında böyle olurum. Ya arıza yaparım ya birinci olurum. Ya arıza yaparım ya birinci. Yani üçüncü olduysam arızadan dolayı o yarışa 3 kişi girdiği için üçüncü olmuştum yani. Hep birinci olmuştum yani. Abi ilk defa yarışı o arabaya getirdiler. İsmail abi hep geçiyordum ama işte ilk o İzmit Körfez'e M-Supra geldi. Abi arabadan bir sesler çıkıyor. Supra makinesi koymuşlar. Abi arabadan bir sesler çıkıyor. Böyle bir arabanın gitme şekli yok. Biz böyle bir sesi yeter arabanın. Potpourri işte, bir sürü videoları var o zaman da. Abi ben bunu İzmit Körfez'e geçtim ama dedim bu araba dedim farklı. Gitmediğim yarışlar var. Puanım düşük yani. Sezon kovalıyorum ama girdiğim yarışlarda kazanıyorum. Ondan sonra bizim makine kırıldı gene. Bizim yarışta her makinemiz kırılıyor. 454 bir makine var. 630 beygir bir kombinasyonu var. Ama 33,5 lastik, Vega, Mega falan biraz da kendimizi ölümüne yarıştırdığımız zaman götürüyoruz yani. Ekrem abi son yarış kendi arabasının makinesini bize verdi. Kullandı. 502. 502 o da 700 beygirlere yakın makine. O yarışta girdim Akisar yarışına. Orada aralarımızda bir problemler çıktı vesaire diye. Yani yarış işine küstü. AVK Volkan diye bir adam çıktı. Volkan abi, Volkan Tanju. Çok da çok düzgün bir adamdır. Volkan abi bir çığır açtı. Bu bizim Amerikan yarış camiasının gurusu da bizim Mert abidir. Mert Önengüt'tür. Gerçekten araba konusunda yani bilgi olarak, bilek olarak zamanında işte bir 69 Camaro yapmışlar. İşte dedim ya bir Salih abi vardı. Allah gani rahmet etsin. Katalog sahiplerinden. O ekip bir araba yapmışlar Cem Akça. Gerçekten yıllarca konuşulmuş yani. Ama şimdi işte diyorum ya böyle anlatıyoruz ya. Şimdi atıyorum bir şey alıyorsun. Ne o Porsche'nin elektrikli araba 700-800 beygir. Yani o dünyaya göre her şey hızlıydı. Ben şu anda mesela bilmiyorum Dubai'de işte Dubai'ye taşımaya dönüyorum. MC McCurt'ü müydü? Vesbiş'e öyle bir araba var. Araba 0-100'ü 1.7 saniye. 0-400'ü 8 saniye. Fanikar hızı yani. 2,5 milyonları verdiğin zaman hem yolda binebiliyorsun hem de pistte binebiliyorsun. Bu arabalar yani diyorum ya her şey çok hızlandı. Yani çağ böyle birden pat 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 atlıyor. Yani hani benim şu anlattıklarım belki yeni nesil gülüyordur ama biz bu duyguyla yaşıyorduk yani. Mesela bana kimse Japon arabasına bindiremezdi bile. Ya biz çaydanlık derdik Japon arabalarına. Ama tabii işte bu Volkan abiyle bu Supra'lar inanılmaz gitmeye başlayınca insan şaşırdı yani. 800 beygir mesela özgünler. Japon arabalarında şu çözüldü. Arabaların beyin sorunu. Modifiye ediyorsun ama beyni etki edemeyince bir şey çekemiyorsun. Bizimkilerinde beyin olmadığı için her türlü gidiyor. Ondan sonra mesela bu özgünler falan işte. Abi herifler bir çözdüler işi. Arabalar inanılmaz hızlandı yani. Bunlara yakalama, bunlarla baş etme şansın yok. Abi Volkan Tanju'ya tanıştık. Volkan abi bir tane Maserati yapmış. İçine LS1 motoru falan koymuş. O zaman Sertan herhalde. Bir kere oturmuştu, çok hatırlamıyorum da. 2 tane Supra'sı vardı. Bir tane gri Supra, bir tane turuncu Supra. Bir tanesi üst hızlar için, bir tanesi kalkış için hazırladı. İsmail abinin en hızlı olduğum dediğin zaman bir ara farkla geçti falan yani arabayı. Yani o Sertan'ın Supra'sı çok hızlıydı. Şu anda arabalar kimde bilmiyorum yani. Bunlar 300 üstü güzel arabalar. Hatta o dedim ya Akisar yarışında İsmail abiyle biraz aralarımız şey oldu diye. İsmail abi beni yarışa davet etti. Onlar bu arada bir sokak yarışı yapıyorlardı. Ben Ankara'ya gidince, ya şimdi siz diyorsunuz ki biz anlatıyoruz ya. Ben Ankara hipodrom yarışında görevlinin bana şunu dediğini duydum. Yani Ankara'da hipodromda öyle bir yarış var ki ben Vega ile yarışıyorum işte vesaire. 21 bin mi 22 bin tane bilet satmışlar. Satacak bir şey kalmamış. 21-22 bin biletin Koçan'ın dibini de satmışlar. Düşün 40 bin tane kişi para vermiş. Bir 10 bin 20 bin kişi de öyle de 50-60 bin kişi izleyiciyle yarışa gidiyorduk. Yani şimdi mitingde toplanmıyor o kadar. Yani eskiden böyle bir dünya vardı. Şimdi sosyal medya vesaire her şeyi bitirdi. Diyorum işte RPM Uğurlar vesaire Ankara'nın, bir de Ankara'nın da arabacıdır yani ya. Bizimkiler gibi değil yani. İşte bir de Türk İstanbul'a ne etkilendi? Karşılanan adamlar. Yani paralılar. Şimdi bizde herkes gene bir bütçe ediyor. Abi adamlarda para sorunu yok. Volkan abinin bir luminal araba vardı 4 kapı. İçine onun da LS1 atmışlardı bilmem ne. Sonra birisinin 2 tane Corvette vardı. Bir tanesi twin turbo yaptılar. Yani bir paralar harcıyor arabalara. Yani bir yarış takımı parası yani. Tabii hayran hayran izliyoruz. Akşam bir yarışa gidiyorlardı. İlk Dodge Viper gördüm. İlyas Parslan arası. Sonra da arabayı satın aldım yani. Mesela yani hani Dodge Viper'ı bir gördüm. PRSF 84 plakalı. Yaptım arabanın güzelliğine bak. Bak o zaman bile o arabayı alabileceğim aklıma gelmiyor yani. Sonra ileride benim yıllarca arabam oldu. Abi karşıda bir yarışa gittik. Abi hep rolling. 150'den başladı 300'e kadar. Mesela bizim Ahmet Eğimler var işte. Mavi Lagunaları vardı işte böyle acayip modifeli yanları şöyle body kitli vesaire. Acayip müzik serisi satır falan. Sonra onlar işte şeye başladılar. Bir tane Honda yaptılar. Ondan sonra işte onu Hulk yaptılar. Yeşil acayip turbo mesela. Canım sıkıldığı zaman kendimi atacak yerim Ahmet Eğim'in garajıydı yani. Orada her şeyi söverler, ederler. Goy goysun muhabbet. Bol küfürlü şeydi. Goy goya dönmeye başladığında zaten bir sarıyorlardı herkese. Allah onların diline düşen yanlı yani. Ya bak o kadar adamlardı ki araba camiasından yüzlerce insanla muhatap oturduk. 2 tane araba camiasında insanların kalitesini gösteren 2 tane şey yaşadım. Onu da söyleyeyim. Rahmetli Salih abi bütün Amerikan camiası buna tapardı yani. Çok severlerdi. Böbrek hastasıydı. Ona böbrek bulduk o zaman. Para toplanacak. Adamı yüzüstü bıraktılar yani. Demek ki dedim ki bunların hepsi bir görsel şov yani. Bunların arkadaşlığı, kardeşliği sadece bu masada oturduğum zaman. Bu benim çok dikkatimi çekmişti yani. Hani o zamanlar atıyorum bir 60-70 bin doları, orada 60-70 biner dolar verse adamın hayatı kurtulacaktı. Ve bu adamların hepsi de aman Salih'im, canım kardeşim bilmem ne diyorlardı yani. Benim şu anki o zaman 60-70 dolar, şu an 600-700 bin dolara gibiydi. O zaman o para benim toparlamam çok zordu. Tek başına alacak ama ona yakın paralar toparlamıştım onun için. Yani benim çok ağrıma gitti yani. Ben sonradan tanıştığım bir adamdı. Tamam Salih abi şöyle Allah rahmet eylesin ama insanların ve camianın bu kadar boş olması beni bir soğuttu. O benim kırılma noktalarımdan bir tanesidir yani çoğuyla. O yüzden yani çok severim, sayarım ama dostluğun bazı pekişmediği yerler var. Ben 2004 senesinde otoyıkamacılık yapıyorum. Kadıköy'de Acıbadem Pomak sokakta işte bir milli emlak yerim vardı. Oraya almıştım. Ondan sonra orada araba yıkıyoruz. Bütün arabacı insanlar bize geliyor. Akşam oradan çıkıyoruz. Ben abi Transam'la karşıdan geliyorum. Abi 2 tane Megane gidiyor, gitmiyorlar. Ben de gidiyorlar önümde de abi bu arada eskiden yollar boştu. Yani mesela 1. köprüden saat 12.30'da 2 arası yani 150-200'de geçebiliyordun yani. Yollar o kadar boştu yani. O yani ara saatlerde boştu yollar. Akşam tabii 4'ten 5'ten sonra trafik başlıyordu ama mesela adamlar akşam 6'da çıkıyordu işine, 7'de evinde oluyordu Göztepe'de. Şimdi arada 3 saat 4 saat sürer. Abi ben de yapıştırmış gidiyorum. Bir tane BMW var. Abi BMW'ye zaten binenler biliyorsun gazlama için yaratılmışlar. Yolda benim Transam'ı sıkıştırdı falan. Ben de dedim ki biraz buna mesafe vereyim. Nost'un da dibinde biraz kalmış. Şunu da bitireyim dedim. Abi ben adamın yanına 250 falan geçerken 2 tane Megane'a takılmışım abi. Megane, 2 tane Megane böyle gidiyor. Ben de aralarından geçtim yani şöyle tak diye. Abi ne bileyim Selami Çeşme Emniyet Müdürlüğü'ne yeni müdür gelmiş. Korumasıyla adama şeye götürüyor. Ben de herifin arasından geçtim. Abi Emniyet Mahallesi'nde oturuyorum. İnanılacak gibi değil. Gri, spor araba deyince Emniyet Mahallesi'nde işte Cumhurbaşkanımız işte o zaman başbakandı. Aynı mahallede oturduğum için bütün polisler beni tanıyor. Bir baktım benim apartmanın önünde bir sürü polis bekliyor. Ben de usulsuz girdim. Cengiz geldi dediler, buyur abi. Dediler ki arabayı bağlayacağız. Abi niye bağlıyorsunuz arabayı dedim, ne yaptın ben? Bilmiyorum dedi, emir geldi dedi, gri spor araba dedi. Bir not yazdılar. Dediler ki araba teknik üniversiteye gidecek. Lan teknik üniversiteden arabayı bırak. Sen birisi şöyle yandan baksa zaten. Makine üstündeki makine yani anladın mı dedim. Hani 500 beygir makine bilmem ne vesaire. Ha dedim benim araba bitti hayatı. Abi benim arabayı bağladı. 27-28 gün. Teknik üniversiteye gitmemesi için uğraşıyoruz. Ama Allah'ıma şükürler olsun. Yani 20 yaşında olsak da emniyet müdürü dedi ki Allah belanızı versin diye. Ben size nereden rastladım diye. Artık bütün memleket arada. Bütün kim varsa. Abi çünkü arabaya eğer teknik üniversiteyi bitirirse ben transamı artık göremeyeceğim yani. Değil mi? Arabada hiç orijinal bir şey yok yani. Makine zaten söylemiyorum yani. Forjet pistonlar vesaire bilmem ne. 300 beygir nospo söylüyoruz yani. Abi adam en sonunda dediler ki bu cezanın bilmem kaç tane şey var. Şimdi çok detaylara girip de milleti yakmak istemiyorum o yüzden. Bu cezanın dediler bilmem kaç tane şeyi var. Yazılırken altına nüshası geçiyor. O nüshaları bulduk, topladık, cezayı tekrar iptal ettik, bilmem ne yaptık vesaire vesaire cırttır derken abi arabayı kurtardık. Bazen motorla 2006 senesinde çok büyük bir facia yaşadım. Hacıbadem'de otoparkım var. Otoparkın o zaman vakıflarda devretme hakkı çıktı. Ve kurula ediyorlar ve sana devrediyorlar. Ya bu benim için çok büyük olaydı. O zaman da bizim Berker'in ZX636'sı vardı Kawasaki. 2005 model veya 2006 model, 0 gibi bir şey. 0 derdi 2006 model. Motoru da hızlı olsun diye Berker'den aldım. Evraklarım olacak. Ben Mine'imle yerine gittim. Oradan otoparkın bütün devrini üzerime aldım. Berker'deki emanet motor bende. Kurşun rengi bir ZX36. Bir baktım Milli Emlak'tan da şeyi çerçeveletip vermişler. Hani bu otopark yeri bu kişiye aittir falan diye. Onu karton klasöre koydum. Böyle kalın karton klasörü var ya, sırt çantasını aldım. Abi sırt çantasını bir at. Nasılım biliyor musun? Mutluyum ya. Abi ben Taksim'den aşağı iniyorum böyle. Birinci köprü Barbaros'a teker meker. Çünkü niye biliyor musun? Ne kafasındayım. Ya dedim o otoparkı aldım ya düşünsene daha yaşın 22-23. Bu saatten sonra dedim sırtın yere gelmez. Abi ben bu sırtın yere gelmez lafını ne zaman zikrettiysem bir badire atlattım. Ondan sonra karşıya geçtim Göztepe. Göztepe'den devlet malzeme ofisi yazan yer vardır böyle E5'e bağlandı o viraj. O viraja abartmıyorum 200'de yatırarak girdim motor. Ama işte birazdan çıkamadım yani, öyle bir sorun oldu. Kafamda sadece kask var, üstümde sadece tişört var. Motordan bir düştüm, öyle bir kayıyorum ki. Yani 200'de düştüğün zaman gerçekten duramıyorsun yani. Allah'tan şöyle bir şey var. Sırtımda değil mi sırt çantası var. Sırt çantasının üstünde ninja kaplumbağa gibi dönmeye başladım. O benim vücudumun bir %30-40 daha az yara almasını sağladı. Tam teretuarlara geleceğim. Teretuarlardayken sırt çantası koptu. Tak teretuarları geçtim. Ondan sonra bir tane peşinden gelen bir tane böyle enduro motorcu bir arkadaş vardı. Adam yanında durdu. Ben şöyle bir kalktım, her tarafım kan revan. Dedi kardeş nasılsın? Dedim vallahi bilmiyorum, kendime böyle baktım. Dedim ki Allah'tan teretuarın üstüne atladım dedim. Adam baktı, teretuarın üstüne atlamasın dedi. Altından geçti dedi, ben gözümü kapattım dedi. Tek geçtiğim yerde iki tane dikme yok orada hep kaza olduğundan. Sırtındaki çanta olmasa oradan geçemezdim. Sırtındaki çanta kopuyor o anda, ben tık çanta koptuğu için altından geçiyorum. Yani işte Allah bazen koruyor yani. Bizi bile koruyorsa işte insanın nasıl koruduğunu siz düşünün ya. Rabbimin bazı özellikleri. Ama ne zaman sırtım yere gelmez dediğim an sırtım yere geldi abi. Ben bunu her zaman yaşadım yani. O yüzden hiçbir zaman böyle şeyler zikretmemek lazım. Her şeyi Allah'a ilahi bırakacaksın yani. O bir türlü düzenini otur. Bir tane NASCAR arabası aldım. Orijinal NASCAR arabası. Abi böyle bir araba yok. Böyle bir ses yok. Dry samplı falan filan. Orijinal gene 600 beygir araba. Komple orijinal NASCAR arabası. Abi arabadan bir ses çıkıyor. Arabada bir yaşıyorsun. Böyle inanılmaz bir şey yani. Olimpiyat stadında falan bir drift günü düzenlediler. Fotoğraflarda duruyor yani. Abi ben arabayı oraya bir götürdüm. Arabayı bir çalıştırdım. Belki var 4000-5000 kişi. Sessizlik oldu. Yani niyeyse makinenin kompresyonu da düşük. 9 kompresyonla çalışıyor NASCAR arabası. Ya onlarla biliyorsun araba adamlar 400 kilometre falan gidiyorlar yani. Ben arabayı aldım orada çeviriyorum, ediyorum, drift yapıyorum, yanlıyorum, kukaları kırıyorum. Ben orada uçuyorum ya. Bana diyor ki drift yap ya, ben arabayı kullanabileceğim rahat yer bulmuşum. Ben uçuyorum ya. Sonra da o NASCAR arabasını 2008 senesinde İlker abiye sattık. Valla İlker abi dedim abi paraya ihtiyacım var şu arabayı alabilir misin dedim. Ha, tak geldi aldı gitti, Allah razı olsun. İlker abi benim hep böyle sığındığım limanlardan bir tanesidir yani. İlker abi, İlker Yılmaz, tonlacı İlker. Ankara şaşmaz. Ankara'ya gittim de hep vuruyorum yani. Angel falan muhabbeti şudur. Bana Angel neden dedi? Aslında benim Çerkezli'de adım Angel. Angel Cengiz Çıktaroğlu. Angel demek de yani haşa tanrı gibi adam. Çok güçlü, kuvvetli adam. Yani böyle bir mitolojik bir algıdır. Ama şimdi onu herkese Angel, Mangel diyeceğimizde biz Angel'dan yürüdük yani. O zaman da işte Angel, Mangel bir Amerikan hayranlığı var ya. Herkes bize Angel Cengiz derdi yani. Ben Angel diye öyle bilindim. Bu Çerkez Cengiz'in Çerkez'i bana emniyet koydu yani. Ben koymadım yani. Sonradan benim de hoşuma gitti. 30 yaş altı Angel, 30 yaş üstü Çerkez. Biraz Angel bana feminen geliyordu. O yüzden daha iyi oldu yani Angel Cengiz. Ama her şeyim işte Angel Garaj, Angel işte yat vesaire bütün firmaların böyleydi. Tabii yarış işleri biraz daha profesyonel işi. Bizim Buğra işte. Buğra Yıldırım var. O pist günleri falan filan diye bir şeyler kurdu. İlla böyle şey olarak yarışmak istemeyenler için, hobi olarak yarışmak isteyenler için güzel bir sistem kurdu yani. Mesela bizim Amerikan havasında mesela benim en hayran olduğum adamlar bizim Yavuz abiyle Yiğit abi vardı. Dişçi kardeşler bunlar. Babadan kalma bir tane Ponçak Firebird'leri vardır. Geçen ama yakaladım scooter'la dedim abi buna niye bindirmiyorsun falan filan diye mesele attım. Geçen çekicinin üstüne gidiyoruz. Gene bir yarıştan geliyorlar. Adamlar yani hiç şeylerinden vazgeçmiyorlar. Helal olsun yani. Onların da makine Sinan dayı yapmıştı diye hatırlıyorum. Bir 454 vardı makinede. Abi sonra Supercars diye yarışlar başladı. Pist yarışları. En sevdiğim. Yarışa bir gittik. Bu kadar zengin çocuğu nasıl bir yere gelmiş? O zaman Arda var işte. Arda Altınal. Abi herif Hefner'dan mı, Hennessy'den mi bilmem neden bir tane Viper yaptırmış. 1700 beygir falan. Kağıt üstünde şey var. Kırmızı. Yandan manitalar. Kendi böyle bir tam böyle bir elit, böyle bir zengin çocuğu falan. Bizde hiç olmayan şeyler. Abi herif geldi 1700 beygir. Sonra bu araba camiasında gizli bir kahramanı vardır. Dimitri diye. CC plaka arabaların sahibidir. Mesela bir araç sürüdü vardı. Bizi bir çıkarttı 310 km. Aklım gitti yani. Daha, yani o gibi bir arabaların hızlı olabileceğine onunla inandım yani. Mesela bu gizli kahramanlardan bir kişi daha vardır. Koray abi. Koray Hacer. Ya bu Amerikan camiasını abi ya senin yüzünden var. Bütün arabaların fiyatı arttı ya. Buradan sana söylüyorum. Bizim 10 bin dolar almadığın arabaları sen para sende bol. 20 bin dolar, 15 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar. Araba camiasının çıtasını yukarı çektin ya. Ya bunlar işte bir de Fatih Ercan vardı. Fatih abi. Abi bu adamlar ya piyasaya böyle paralı adamlar düştü. Ya bizim normalde atıyorum 5 bin dolar, 6 bin dolar yüzüne bakmadığımız, 15 bin dolar yüzüne bakmadığımız dolar 40 bin dolar oldu, 50 bin dolar oldu, 30 bin dolar oldu. Ya bizim arabadan şeyimiz çekildi yani. Büyük paralar şey oldu. Şimdi bir sürü gizli kahraman vardı. Şimdi Burak Ertem, Ahmet Sen. Ya bu adamlar mesela çok göz önünde değil ama her zaman olan adamlar. Biz de serserileri gibi bir şeydik. Abi o yarışa gittim işte. Ulan dedim ki ben şu an kadar bir camiada yarıştırıyordum ya. Orası bana şey geliyordu ama burası daha bir üst. Abi Serkan Durular vardır mesela. Tok Kırar. Ya abi inanılmaz düzgün adamlar falan. Dedim Serkan abi ben pist yarışı yapabilir miyim? Şu dedi yanlama olayını biraz şey yapacağım dedi. Elinde sopayla vurursam dedi yanlama olayını çözersek dedi bayağı hızlı gideceksin. Ama çok güzel sahneler yapmıştım yani. Abi ondan sonra bu artık araba camiası beni böyle kendine böyle bir bastırmaya başladı. Yani hani diyorum ya kaza olması bilmem ne olması artık gruplaşma etme tekne yarışlarına geçmeye düşündüm. Garaj açmışım kendime. Aynı bu Hızlı ve Öfkedeki gibi garaj. Benim mesela yarıştığım arabalar vesaire vesaire. Shorty'de yarışta görüyorum. Ben dedim bu işlere gireyim. Aradım işte offshore şampiyonasına. Şakir abiyle Emre abi geldiler. Dedim abi böyle böyle ben yarışacağım. Sonra bir tekne takasından Argoket diye bir tane tekne aldık. Tekne işlerine başlamıştım zaten o zaman. Abi Argoket'i aldık. Lan berbat bir tekne. Yanıma da Holger Lot diye bir tane hıyarasını verdiler. Tekneyi götürüyoruz ama ilk yarışta 4. oldum. Çünkü niye biliyor musunuz? Yarış fırtınalıydı. Kimse teknesine zarar gelsin diye şey yapsın diye şey umursamıyordu. Biz de ölümüne gazladık. Ölümüne yani. Çünkü teknede kırılma noktası nerede olacağını bilmediğim için, nerede tipin atarım, ters dönerim, şey yaparım. Ölümüne gittiğimiz için, kimse de gazlamak için 4. olduk. Ertesi gün su bir düzeldi, sonuncu olduk. Yani hava bozduğu zaman bir şeyler yaptık, hava dümdüzken şey yaptık. Abi 2008'den 2012 senesine kadar senede 3-4 yarışa girdim. 3-4 yarış boyunca her zaman sonuncu oldum. Bu işin formülünü çözemedim. Bu arada Kerim ve Kerem Zorlar'ın, Taruhan abilerin YKM teknesi vardı. Eski tekneyi aldı benim o zamanki iş yaptığım bir arkadaşım bir tanesi. Ben teknenin kalıbını aldım, tekneyi kendim döktüm. Yani epoksi laminasyonu da döktüm ama yarış için doğru laminasyon değildi. Benden hızlılar. Yani aynı makine benden hızlılar. Virajlarda geçiyorum, bunlar düzlükte geliyorlar, şey yapıyor ama ben tekneyi öyle bir sağlam yapmışım ki Hakan abi bana bir koydu, küt battı, geçmiş olsun. Bana bir işte sistem yaptı, bilmem ne yaptı vesaire. Abi çarpmasaydın yapacak bir şey yok. Bize vuran yıkılır yani. Şakası yani. Hakan abi de çok düzgün adamdı bu arada. Ona çok selamım var tabii. Yarışçı olur böyle şeyler. Abi ondan sonra ya diyorum ki bu işte büyük bir yıkılır. Ya biz bu adamları virajda geçiyoruz, şeyde geçiyoruz. Yanında da Aybars var. Kardeşim benim işine gücünü bırakıyor. Bütün varımızı yoğumuzu buna harcıyoruz. Lan bana bir koyuyor bu iş. Ya bu işte bir şey var. Ya abi yarış adama her şeyi yaptır. Ya ben mesela daha önce diyorum ya hile. Ya biz bir gün Aybars'ta gaza geldik işte 2011 senesinde. Nospa aldık tekneye. 5 kanat pervane taktık. böyle. Millet diyor ki bu pervane nasıl çevireceksin? Biz de içimizden diyoruz ki her türlü. Eski arabacılıktan gelmeyen yani nasıl? Kimse kusura bakmasın. Biz nasıl bir koyduk Haliç'te. Haliç'te bize kağıt gibi su. Sana yemin ediyorum tekne 86 milden bir fırladı. Cırrrr 99 mile çıktık. Takla atacağız artık. Ama NOS'un ömrü yok ya abi. 40 saniye gittik sonra tekrar düştünüz tekrar gittik. Yani biz her şeyi denedik. Bir tane lavabonun bir tanesi dedi ki abi dedi benzin dedi soğuktu dedi. Sizde ısınıyor dedi benzin. Oradan çok güç kaybı ediyorsun dedi. Lan biz kuru buzdan böyle bir sistem yaptık. Kuru buzları koyduk. Benzin kuru buzun içinden bir line hattında geçiyor falan. Lan yan tekne geçerken bir su fışkırdı. Bir şey oldu tekne yanıyor diye şeylere çıktık. Haberlere çıktık. Aslında kuru buz dumanlar oldu. Hani millet nargile margile içerken böyle meyveli ya. Biz önümüzü görmüyoruz yani falan. Tekneyi durdurduk falan. Tekne yanıyor manıyor dedik yani ne yapalım. Her şey denedik. Kilo sınırlaması var, o var, bu var. Ama ya kardeşim biz bu adamlara niye geçemiyoruz? Sonra yeni bir tekne döktük. Bu sefer laminasyon hesabına falan o zaman bir arkadaş vardı. Biraz daha farklı. Bu işte de Yuppie vardır yani. Ayrı bir manyaktır yani. Yuppie'den de fikir aldık, ettik falan derken abi tekneyi suya indirdik. Ben o tekneyi yaptığım zaman anladım. Çocuğu koyacağım yani. İlk yarış Samsun yarışı. 30 inç pervane taktık. Bir de şanzıman oranları falan filan var. 1.71. Eski makinenin şanzıman oranı daha iyi. 1.71. Bizimki 1.80 küsür 86 mı ne? Gidemiyoruz. 30 pervane taktık. Ne oldu? Yine ilk yarış, ilk badire küt kuyruk kestik. Yarışamadık anasını satıyor. Ulan dedim yine hiç yarıştaki hiç şeyim değişmedi. Bu arada yanımda Uğur Yerken var. Yani gene rahmet eylesin. Kardeşim benim jet ski kazasında rahmetli oldu yani jet ski ile şey yaparken. Bir sene onunla yarıştım. Benim de yanımda çalışıyordu. Denizcilikten gelme. Yani çok tam aradığım adamdı yani Uğur Yerken. Çok anlaşamasak da o gençliğin verdiği şeyle bizim de ağır abiliğimizle maymun kafesine falan kapatmıştım onu. Kaç kere kızdığım zaman, sinirleniyordum ona, ceza veriyordum ama tabii çok güzel çocuk. Abi ikinci gün Uğur dedim ya ben bu teknenin gideceğine inanıyorum. Bu adamları 5 seneden beri sadece arkadan izliyorum. Korkuyor musun lan dedim. Ha bu arada motosikletten arabaya geçmemin sebebi cüssem çok büyük olduğu için 110-120 kilo aralığında olduğum için motosikletle artık bir geleceğim olmadığı için bırak. Amerikan havasına zaten kendime göre bir tarih yazdım diyorum ya anladın mı? Ama abi tekne yarışı bunların hepsinden adrenalin olarak 10 kat koyuyor. Rally pilotları getiriyor, bilmem neleri getiriyor falan filan. Adamlar panik atak geçiriyorlar tekne. Yani tekneyle, suyla, havayla baş ettiğin için bir uçuyorsun 4 metre, bir uçuyorsun şey başka tekne üstünden taklatıyor. Yani yarışlardaki kaza şeyin fena. Uğur'a dedim ki Uğur abi dedim ben dedim film kopacak bende. Ben bugün çok iyi hissediyorum ki. Tamam abi dedi falan filan. Abi biz Uğur'la bir başladık. Abi biz gidiyoruz. İkinciyiz. Normalde o sıralamaya girme ihtimalimiz yok. Yarış 45 dakika sürüyor. 35. dakika falan ikinciyiz. Ya böyle bir millete tur bindirmeye başlıyoruz artık. Şitli teknesini gagalıyoruz sürekli arkada. İkinciyiz ya. Ya bizim için böyle bir şey yok. Ya orada ölsek hiç gam yemem yani. Abi VD40 teknesi Boğaç. Lan tur bindirmişim sana. Bana niye yol vermiyorsun? Onda bir şey tuttu yani. Lan yol aç bana açmıyor. Ya aç kardeşim sen zaten geçmişim seni turu bindiriyorum. Derken önüme bir kurdu. Daha doğrusu ben bunu atmaya çalıştım yani. Arkadan gagalayıp şey yapacaktım. Hava giderken almadım. Buna bir koydum üstünden bir takla attım. 81.7 mille. Magic Angel takımını sıkıştırdığını gördüm. Evet tekrardan bakalım sevgili Emre abi bakalım nedir durum. Şu anda yavaş çekimde ekranlarımız... Evet geziyor. Evet VD40 teknesinin çok içten aldığını ve daha sonradan Angel'ı sıkıştırdığını görüyoruz. Evet, yo tam tersi. Evet, Angel VD40'ın üzerine çıkmış. Ama çizgisinin girmesi nedeniyle. Vallahi çok şanslılar her ikisi. Takla attım. Ondan sonra G kuvvetinden şuur gitti. Ama öyle bir takla atmışız ki tekrar düz düştük. Yani o kadar hızlıyız çünkü. Uğur'a diyorum ki lan diyorum göt korkusu diyorum lan rahmetli olacak. Oğlum diyorum göt korkusu diyorum hemen çıktın tekneden değil mi diyorum. Ya diyorum abi diyor sen çıktın. Kameraya bir baktım ilk ben çıkmıştım tekneden. Normalde benim o tekneden çıkma ihtimalim yok. Çünkü öyle bir bağlıyor ki aynı F-16 pilotu gibi maskelerin, kaskların falan. Benim normalde beni 3 kişi yani giyindirip çıkartıyor. Ben abi G-Code'den tat çıkmışım. Ondan sonra o gün anladım ki ben bunları geçebilirim. Çünkü o gün bir şey oldu bir gün önce. Teknenin şimdi herkes yalandan bir fitil indirmiş aşağıdan. Su alıyor, su veriyor. Güya balans tankıymış falan. Ulan hep bizi yemişler 5 sene boyunca. 1300 kilo sınırı var ya. Bunlar suyu bir alıyorlar tam tartıdayken. Ona da yalandan pompa bir filmler çevirmişler. Yani herkes bir film çevirmiş. Herkes 100 kilo, 150 kilo hafif yarışıyor bizden. Ulan biz niye geçemeyeceğiz? Aynı pervane, aynı şey. Aa biz ondan sonra bir başladık. Herkesin başına bela almıyor. İlk üçten aşağı düşmüyoruz. Ama hep arıza. Çünkü agresifliği yani motor sporlarının verdiği agresifiyet var ya yani otomobil sporlarının. Onu teknede uyguluyorum ya olmuyor. Geldik son yarışa. Diğer yarış yarışlara hiç gitmedim. Caddebostan yarışına geldik. Uğur'a dedim ki, Uğur dedim, oksijen tüpleri, ne varsa dedim teknede, hepsini dedim kontrolden sonra çaktırmadan söküp götüreceğiz. Tekneyi hafifletebildiğimiz kadar hafifleteceğiz. Çünkü herkes bunu yapıyor. Kimse bana yapmıyorum, etmiyorum. Zaten sonradan da öğrendim. Bir önceki makinenin beynini modifiye edebiliyormuş. Yani mesela o zaman 2012 model Evinut beynini kullanınca bir önceki senin beynini modifiye ediyorlar. Zaten adamla 300 Vega. Çünkü adamları virajlarda geçiyoruz, düzlükte içimizden geçiyorlar. Uğur dedim, benim altımda sadece don var, teknede hiçbir şey kalmasın. Abi dedi, bende don bile yok dedi. Böyle bir fırla yani, öyle yani. Yarışta yanlışla takla atsak öleceğiz. Bak öleceğiz. Yani oksijen tübü, moksijen tübü hiçbir şey bırakmadık tekneye. Su boşalttık, verdik falan. Abi bir başladı yarış. Biz kafadayız. Kafadayız yani. Bütün tekneler bir kalktı. Galatasaray teknesi buradan derken Galatasaray teknesi benim üzerime kırdı. O da bir İtalyanlar kullanıyor tekneyi. Abi İtalyanlar film şey gibi. Önümde taklatlar, ben altlarından geçtim. Abi biz bir gazlıyoruz. Bir gazlıyoruz var ya. Ölüyoruz ya. Ondan sonra bizi telsizlerden diyorlar ki Cengiz'i hiç bozma. Lan bozar mıyım bu saatten sonra? Ben 5 seneden beri bugünü beklemiş. Hatta o gün de sabah Didem bir üzümcü var. Bana diyor ki Cengiz bugün nasıl düşünüyorsun? Ben dedim bugün birinci olacağım. Ya dedi, şimdi millet de bana gülüyor yani 5 seneden beri. Ama artık başlamışız gakalama. Yani bendeki çıkışı görüyorlar. Abi işte biz bir gitmeye başladık. Ulan bir baktık. Gidiyorum ben ama neredeyse Caddebostan Kadıköy'e geldim. Bir baktım şey yok, Dubai yok. Meğersem Dubai'yi patlatmışlar bir önceki turda. Tekneler kaza yapınca. Dediler ki tekrar başlanak start. Dediler ki sen birinci değilsin. Dedim ben birinciyim. Bana dedim sakın bunu şey yapmayın. Her şey kamerada. Gerçekten birinciyim. Abi ben o gün bir gazladım. Bana bir şey oldu o gün. Ya o gün Allah dedi ki ulan bu gariban. Bu koştursun etsin yani. Bir şeyler yapsın yani. Ben en son gaza gelmişim. Bir kukanın içinden geçmişim. 1 dakika ceza aldım. 1 dakika ne demek biliyor musun? Salihlerle yarışıyoruz artık. Formula 1 gibi. O halde birinci bitirdiğimde ikinciye 47 saniyemine fark atmıştım. O gün yani benim içime Schumacher falan kaçtı herhalde. Ama o günkü mutluluğumuz, şeyimiz inanılmaz yani. Öyle Uğur'la çok güzel bir anımız var. Cengiz Şıklaroğlu ile yaptığım sabah saatlerinde yaptım diyeyim artık. Röportajda demiştin ki artık kupa almak istiyorum. Biraz da iddialıydın da zaten yarış öncesinde de. Bir de aldın kupayı. Söylemekle kalmayayım. Benim Allah'ım öyle bir şey. Ne istersen fazlasını verir bana. Her zaman öyle olmuştur hayat boyu. Harikasın. Uğur sen neler söyleyeceksin? Ben bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Akamator'a. Çok heyecanlıyım. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok... Tabii ekip de çok önemli arkadaşlar. Size tebrik ediyorum. Teşekküre ben geçeceğim. Teşekkür en son. Tamam tamam, teşekkürlerinizi alacağım ben. Hazır zaten bu tarafa doğru gelmişsiniz. Farklı da bir birincimiz var, o zaman ne yapalım? Takımlarımızı podyumdaki yerlerini almaya başlayalım. Bugünün kazananı onlar oldu. Paladyum Alışveriş Merkezi Grand Prix 2'nin birincisi 66 Angel Yat Cengiz Şıklaroğlu Uğur Yelken. Birinci olduk o yarışta. Benim için artık offshore bitmişti. Ondan sonra bizim Aqualevent 2, bu 2012 senesinde, 2013 senesinde de Samsun yarışı oldu. Abi Samsun yarışındayız. Tabii bu kilo vermeyi öğrenmişiz ya bir gün önce. Ulan tekneyi tarttırırken... Tekneyi tarttırırken suyu boşaltmayı unuttuk mu? Tekne bir çıktı. Bizi de tartıyorlar. Biz diyoruz ki lan su almayı unutmuşuz tekneye. Tekneyi boş tarttık. Bir 40 kilo fark var. Biz tartıldığımız zaman. Bu 40 kiloya ne yapacağız dedik. Levent dedim ben biliyorum ne yapacağımızı. Samsun'da orada bir ham var. Hamın içine gittik. Bir tane balıkçı bulduk. Dedik ya bize şey var mı bu? Dalış kemeri için ağırlık kemeri var mı? Ben takacağım onu. Bir tartacağım 130-140 kilo. Artık onu bir türlü yedireceğiz ya. Adamlar dedi ki abi dedi bizde ondan yok. Ne var kardeşim? Bize balık kurşun var dedi. Oradan sen 40 kilo verdin. Biz o şeyde bak Levent çok kötü patlatıyorum ben sana söylüyorum. Eğer sonra şey yapma. Biz o kurşunları abi poşetlerin içine koyduk. Onları kemer gibi bağladık. Burada taşak gibi. Burada 15 kilo yakın, 13 kilo yakın kurşun şöyle. Biz öyle paytak paytak yürüyerek öyle tartıldık yani. Biz öyle şeyden geçtik. Kilo. Ya bir kişi de demedi lan bu adamlar sabah 110 kilo. Akşam 135 kilo nasıl oldular diye şey olmadılar yani. Beyin durdu yani. Tartıdayken. O gün de bizim hakkımızı yediler ya. Şimdi bak diyecekler ki lan hile yapıyorsun hakkını. Hile değil. Herkes yapıyor. Ben bunu 5 sene sonra öğrendim yani. Bize avara gibi, piyon gibi döndürüyorlarmış. Bunlar birinci oluyorlarmış yani. Abi komedi gibi ya. O gün de bir üçüncü olduk falan. Üçüncü olduk derken ilk üçte şöyle şeyler oluyormuş tekne yarışında. O zaman Katar bilmem nesi bir tekne sponsor olmuşlar. Adamın teknesi ilk üçe soksun da gaza gerçekten bu para versin. Sponsor olsun diye. Meğersem bizi geriye attılar yani. Biz o kadar iyiydik yani. Ben 2013 senesinde bir şey ağzından çıkarken dikkat edeceksin. Çok iyi bir tekne firması sahibim. Bütün illegal yaşamdan kopup komple bir legal para kazanmaya başladım. Senin de 60 milyon olarak cirolarım vardı. Sıra dışı ve renkli iş dışı yaşamıyla dikkat çeken Cengiz Şıklaroğlu, küçük yaşlardan itibaren sporun hep içinde olmuş. 2012 Dünya Offshore 225 şampiyonasında birinci olan Şıklaroğlu, motor sporlarından dövüş sporlarına kadar birçok spor dalıyla yakından ilgili. Dünya Offshore Şampiyonası'na katılıyorum. Hatta son ayağımda birinci olduk bu sene. Gerçekten hem de kendi ürettiğiniz tekniğiyle böyle bir yarışta birinci olmak gerçekten büyük bir keyif. Fazlasıyla bir keyif. Ama işimden çok seviyordum ama nefret ediyordum. Müşterilerimden nefret ediyordum. Para vermedikleri için, çalışmadıkları için, üstüne koymadıkları için nerede şımarık. %95'i müşterilerim böyledir. O yüzden de işini bozarlar. Kendi işini de içine sıçarlar. İşe giderken söylene gider. Her sabah Allah'ım beni şu işten kurtar. O zaman Hintliler benimle Tata firması ortak olmak istiyordu vesaire. Bir sürü şey derken Allah teker işten kurtulmak mı istiyorsun? Aa bir kanser, bir cezaevi, bir patladım ben. 2 senede kendime zor geldi. Konuyu da nereye bağlayacağım? 2 sene sonra İstanbul'da her şeyimi kaybedip geldim. Tekrar bir yerden start vermeye geldiğimde beni ilk ziyaret eden adamlar Hilmi ile Ahmet'tir. Ahmet Aynacı, Hilmi Aynacı. Bunlar ikizlerdir. Yani 2 tane gardırop gibi adamdır yani. Hani benden biraz daha uzunlardır. Yani en zayıf zamanda 140 kilo falandı. Bir ara o zaman 190 kilolar mı ne çıkmışlar? Çok da net hatırlamıyorum ya. Benim için değerliler ya. Konu açılmışken söyledim işte buradan kendilerine göre anlasınlar. O kadar camiden bir kişiye bile neyim var diye sormadı yani. Hepsi Facebook'umda var, bilmem neyimde var. O yüzden kırgınım. Onlara o zaman verdiğim değerler anlatmaya değmez yani. Yani o yüzden Ahmet de Hilmi'nin bende çok farklı yeri vardır yani. İnsanları kaçtığı zaman gelen insan çok farklı yani. Şu cümlelerle bitireceğim. Hakkınızı helal et. Burada belki de tuttum, anlattığım bir şey. Bunlar ben yaşadıklarımı anlattım, keyif ederek anlattım. Belki şu muhabbetleri yapmalı 15 sene, 10 sene olmuştur yani. Hani ben Allah her zaman size daha iyilerini, daha güzellerini nasip etsin. Bak size ne diyorum? Hiçbir zaman bir spor araba alabileceğim, bir araba alabileceğim aklım ucuna gelmiyor. Kendime göre bir dünyam vardı. Ben kendime göre bir hayatım olduğuna inanıyorum. Ama dediğim gibi Allah size daha iyilerini versin, daha iyilerini nasip olun. Bunları size kendim anlatmak için size bir cümleyle ben ailemi anlatacağım. Yine 2005 senesi veya 6 senesi rahmetli İlhan amcama, küçük amcamla beraber araba almaya gittik. İstuzu kamyonet alacağız. Ve bize kendimize göre aile yapımız biraz mütevazıdır ama bize kendimize göre niyeyse aileye inat böyle bir. Çünkü kendi paramızı kazanıyoruz, kendi şeyimizi yapıyoruz. Kendimize göre bir isimlam yapmışız ya. Yani ailemizin mütevaziliğine yakışmıyoruz yani öyle söyleyeyim. Benim bir son numara bir amcam vardır. Geçen babam dediği gibi son numaradır ama 10 numaradır yani. Yani yüce amcam şöyle bir şey söyledi. Durdu. Cengiz araba işleri nasıl gidiyor dedim. Amca dedim. Güzel gidiyor dedim. Kabriyo bir korvet aldım amca dedim. Kırmızı görmem lazım. Resmi plaka. İyi dedi. Allah kaza bela vermesin. Ama dedi amcam dedi. Şunu unutma dedi. Çocuğuna dedi ayakkabı alamayan insanlar var. Ona göre bin arabanı dedikten sonra ben günlük yaşamda hiçbir zaman lüks arabalarla gezmiyorum. Ferrari'm oldu. Mesela 2013 senesinde dedim ya battım işte işim vardı. 2015'te geldim. Tekrar toparlanırken sırf kırmızı Ferrari niye aldım? Ben Amerikancıyım ya korvet alırım. Ferrari niye aldım biliyor musun? Tekrar insanlara toparlanabildiğimi göstermek için o bir Ford Emblem'di. Ben her şeyimi CGZ plakalarım. Hakkımda 50 tane yalan atarak kiralık arabalarım. Viper'lara bindim, Lamborghini'lerim oldu, her şeyim oldu vesaire ama arabalarıma binemedim. Çünkü ben şöyle atıyorum ben Viper'ın üstüne açıp da eşimin yanına aldığım zaman işte mesela yanında bir otobüste insan durduğu zaman utanıyorum. Ben mesela Dubai'yi ben hayatımı bir kez daha böyle yaşamak istiyorum. Ya Bugatti kullanmak istiyorum, yine Lambo yemek istiyorum. Burada Türkiye'deki bu aykırı geçim derdi yüzünden yani gerçekten alt kesimle üst kesim arasında öyle bir fark var ki bunu artık insan yaşayamıyor yani. Ben şu an bir spor arabayla sokaklarda dolaşıyorum utanıyorum ya. Utanıyorum ya. Bindiğim arabadan utanıyorum. İnsanlar bana bakışlarına utanıyorum. Yani çünkü niye? Böyle bir ya uçurum var ya. Yani orta direk diye bir şey kalmadı. Zenginle fakir arasında uçurum var. Ya bu çok kötü bir şey. Yani ben bu yüzden diyorum ya. Ben de mesela şu an Bugatti'ye diyorum ya gideceğim Dubai'ye ya. Ne yapayım abi burada? Ben de hayatımı yaşamak istiyorum ya diyorum ya. Bunun sakın ego. Bak bir daha söylüyorum. Ya sen de işte tribüne oynama vesaire Instagram. Ya Instagram'da gördüğünüz hayat benim gördüğünüz hayatın %10'u, %5'i. Ben çok özel ve fantastik yaşayan bir adamım. Benim her şeyim anormaldir. Sakın bunu yanlış anlamayın ve abi hayallerinizden vazgeçin. Bak ben hiçbir zaman tekrar toparlanacağımı, tekrar edeceğimi hiçbir zaman düşünmedim yani. Binlerce böyle hikaye var. O yüzden Allah size daha iyilerini nasip etsin, daha da güzel şeyler versin. Onu söyleyeyim.